Herkese iyi akşamlar sevgili TikTok, sevgili Twitch ve sevgili YouTube. Bu akşam yine Furkan'la beraber yan yanayız. Yine tarla işlerindeyseniz. Yine tarla tapan işlerindeyiz. Bitmiyor bu tarla ya. Geçen gün akşam kaldığımız yerden. Gönder abi arkadaşı çalışsın. Devam ki. Diğeri nerede lan? Heh. Biraz geri alacağız onu. Bunu geri alacağız tabii ki. Tabii ki de canım. Evet, bu arada ikinci bir şeri de aldık. Şimdi bu dolacak. O dolacak. Ben tıra geçeyim, tırı çalıştırayım. O şimdi açacak zaten. Evet, ne hikmetse... Ortama girmek biraz seni zorlayacak ama. Ne hikmetse, ikinci bir şerimizi de aldık. Dediğim gibi bak, o hortuma girmek çok zorlayacak seni. Bakacağız, aç çocuğun. Buradan çaprazlaman lazım. Açtın mı? Şöyle yaparım abi. Lan boşa yere dökme lan, yere dökme yumuşak. Yere dökme. Heh. Yere dökme ya. İlk işimiz hortumu boyunu uzatmak. Evet abi. Şantiyon sıkıntısı hortumu. Haznesini büyütmek o kadar aciliyeti yok da, hortumum var. Tabii, hortumum var. Oraya biz ne? Soya. Soya, diğer tarlaya yulaf. Evet. İki tane biçer olması, birçok şey var. Tabii. Vallahi iyi ya. Abi ne kadar alacağız bakalım düğümü bu varsa. Abi bundan bayağı alacağız, ben sana söyleyeyim. Şimdi bizim yapacağımız ne vardı? Arıları bir kontrol edelim. Be Allah, ne alemde. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok çünkü zaman akmıyor. Zaman akmıyoruz. Sattıydık çünkü hepsini. Evet. Öbürü doldurdu. %80 diye. Doldurduysa hemen geçelim tırımıza. %80 yanında ekleri zaten o bir tür gitmeden bence tırmayacak zaten. Bak iki biçerle tarla daha hızlı bitiyor abi. Aynen öyle. Her türlü daha hızlı gidiyor. Ya arpa işi de alırsak sezonda. Çünkü bekleyeceğiz biliyorsun. Bekleyeceğiz değil ama şimdi bu tarladan biçerleri çektik mi? Sap kırıcı, hemen halledeceğiz bu tarlanın işini. Sap kırıcıyı sol göndereceksin tek başına. Kırmızı birazdan ben doldum der. Neyse ben onu yavaş yavaş yanına gideyim de. Buraya zaten sap parçalayıcıyı göndereceksin abi. Biz daha bunun motorunu yükselteceğiz biliyor musun? Sarını mı? Hı hı. Motorunu yükseltmeye bence gerek kalmadı, çekiyor zaten. Ver çocuğu. Bir yoldan bir yol. Bir yoldan bir yol. Serkan bunu sevdi. Vallahi gayet güzel şu anda. Bak böyle daha hızlı bitiriyoruz abi işte. Bir üçten birini. Bunun tankı 10.500 değil mi? Hı. Öbürü 20.000'e kadar çıkıyor zaten. Onu zaten 20.000'e çıkardığımız zaman tarlanın yarısına geldik sayı. O tek başına ebesininkine kadar gidecek. Aynen. Zamanla o biçerin aynından bir tane daha alırız, bizim modu satarız, bıçağı gidiyor. Klası satarız değil mi? Bıçak durur da. Bıçağı bırakırız, içindeki şeyi satarız. Modu satarız. O moddan gelecek kanın ekleme yapar, bundan alırız. Şimdi 33 bin oldu. İkisinin de dolmasına çok zaman var. Sen sadece içerileri iyi takip et, birbirlerine toplamasınlar. Ha bak şunu da söyleyeyim sana. Bu işte şurada uçlarda falan bıraktı biraz. Hı hı. İplerde bir tane bir yerde bıraktı. Şu tarafta bırak biraz. Sol tarafta bırak, şu tarafta bırak. Evet, şu tarafta bırak, ya bir %80 olan
Sarı kanka. Sarı. Abi verin bonusumuz %100. Daha ne olsun? Bak şimdi. O gelecek. İçer. Başkan ben sana şöyle söyleyeyim lan. Bunlar yan yana bir tur daha dönebilir mi? Döner. Döner. Tabi. Boruyu açacak. Malı ne kadar hızlı alırsa. Hepsi sığmayacak. Sar. Sar sar hepsi sar. 12 bin lan sar. Aç çocuğu. Birazdan açacak. Birazdan. Açtım. Şuraya şuradan sıfır geçersen. Ve aldım. Alırım. Abi yamuk mamuk idare edeceğiz. Hurdacı. Bak o geliyor. Alırım dedim ne alırım. Sıkıntı. O gitsin, onu çekeyim ben oradan o zaman. Bu tek başına alır orayı herhalde. Bence bu. Bunlar çünkü bir manevra alamazlar yani. Onu diyorum işte ben de. Ama şimdi senin bu sarı gidecek. Sarı gidiyor, bu da gidiyor. Birbirinden önce dönerse buradan peşinden kalan parçayı alacak. Zaten birini ele alırsın olmadı, şu bıraktıkları yerleri yaparsın. Bunu alırım zaten ya. Bu bitirsin burayı, bıraktığı yerleri alacak zaten. Ne yapalım, şu olabilir evet. Burayı içeride kalan yerleri halletsin. Bu dönmeye başladı zaten. Bak ne güzel döndü. Bas be, döndük için öyle parçalar almamıştı. Bunları temizler, sonra da orayı hallederiz. Ben bu arada bir şey bayağı büyük bir şey. Yeni olan değil mi? Ha. İnsan biraz ses yalıtımı yapar yani. O kadar da olmaz ki canım. Başka bırakmıyor değil mi? Sen bunu götür bizim kamyonu alır mı falan? Bu kamyon %96 oğlum. Nesini alıyor? O zaman bunu öbür uca bir yere götür koy. Şurayı dönecek çünkü öbür geçer. Evet. Onu da işte kolaylaştıralım. Şunu şöyle alalım bari biz. Bunu tarlanın ortasına borusu açık bir şekilde bırak. Kamyonu boşalt gel. Doğru söylüyorsun. O zaten kendi duracak birazdan. He. Sen %96. 46 ton. Abi bir şey söyleyeyim, tahmin ettiğimizden daha fazla alacağız. Yok. Sanmıyorum. Biz 50 ton demiştik. 60 ton verirse zaten 2 sezon kurtarır bizi dedik. Evet. Bir sezonda 30 ton mu yiyorduk? 65 ton. Yani şöyle söyleyeyim, biz buraya bir sezon daha arpa ekersek var ya. Yani arpayı siloda fullediğimiz zaman uzun bir süre arpa ekmek durumunda kalmayacağız. Bas evet. Yulafa. Biz buraya arpa ekebilir miyiz? Arpanın ekim tarihine var mı? Var. Eylül'de. Tarlayı ekime hazırlayacağız. Ekime hazırlayacağız işte, Eylül'de. O ekime hazırlanırken de biz uyu çocuğu uyu çocuğun moduna geçeceğiz ki yulaf çıksın. Aynen. Bizim para da kazanmamız lazım. Evet. Git baba kırmızıdaki malı al. Ya zaten söyleyeyim bak bence fena değil ürün şeyimiz şu anda ama bir arada tanıtım atayım ondan ben. Ver ya tanıtım ver ya YouTube için. Burayı açacaksın direkt. He. Bunu da arkadan vereceksin değil mi? Borunun aldığı yerden vermiyorsun. Aynen öyle abi.
Hani ben bu sarı biçeri aldığımızdan bence memnunum ben. Ben de memnun kaldım abi. Kırmızı getirdi. İçeride. Lan makinenin onları ister. Kırmızının işi bittiğine göre boruyu kapat. Onu boşaltırken bunu karşıya götürelim. Bu yerine geçsin. Ben sana söyleyeyim mi? Yani şu avantajımız oldu. Sadece modun parasını biriktirip elimizdeki bıçağımızla devam edebiliyoruz. Evet. İki tane 15 metre bıçak demek, bir koyduğun biçerleri 30 metre çekiyorsun tek turda. Bunlara daha geniş bir yer bulmamız lazım zaten. Aynen öyle abi. Otoparklık arsa mı alsak? Bu arada bunu götür, oradan şeyi al gel. Sap parçalıcı. Aynen. Bunları yapacağız. Ortada bazen mal alıyoruz ya. Burada da yol var. Yaklaş binaya doğru yiyecek. Al işte oldu. O kadar çok makine var ki sığmıyoruz anasını satayım. Ama sap parçalayıcın hazır. Evet. Bunu hazırlamıştık zaten. Bunu götür abi. Koy tarlaya sol köşeden yasla gitsin. Aynen öyle. Sonra uyuyalım. Kamyonu boşaltalım. Uyumaya başlayalım. Pasif gelirden minicik bir şey bile gelse bak paramız azalıyor, anladın mı? Para kazanmamız lazım. Kanka o bayağı açılacak biliyor musun? Çok daraldım lan. Yeter mi bu? Bence yetmez. Şimdi her türlü yeter mi? Gitsin bakalım. Şoföre mi verdin? He. Düz gider inşallah, yan gitmez değil mi o? Düz gider abi. Güzel. Sap kırıcı gidiyor. Sen tırı al abi. Tır nerede? Onu götürüp boşaltalım biz. 14 bin, 46 bin, 60 bin. 60. 60, 65. 60'ı veriyor her türlü. Yani sen bir tur daha bunu ekersen bizim siloya sığmayacak. Ama uyutursak, yedirirsek sağ. Yediririz abi, yediririz. Toplar yer. Tavuklar yer. Yulafın hasatı ne zamandı abi? Ben tersi yani. Hatırlasın. Bak. Çayır çayır. Zıbarabilirsin. Zıbaracağım. Ama şunu da götüreyim değil mi? Bunu da oraya götüreyim değil mi? Açacaksın, o yüzden dikkat et. Evet abi, biliyorum. O makine bir dönsün de. Git lan köküne kadar, git. Git. Aferin. Köküne kadar gitti. Dön çocuğum. Yoldan dönmeyeceği için geriye alıyor ki manevra yapabileyim. Abi bir şey söyleyeyim, bak bıraktı uçta gene. Alt tarafta bırakıyor bırakırsa da. Yerini biliyoruz en azından. Evet. Aslında şunu şöyle bir şey yapabilirim abi ya. Hızlı gitsin bir şekilde. Onu bırak. Şuradan bir tur aşağı ine çekebilirim biliyorsun değil mi? Ya bırak gitsin ya. Acelesi yok ki oğlum. O bak, arpanın eki bir şeydi ya abi. Sen söyle.
Ulan bu makineyi buraya sokmaman lazım. Sokmayacağım zaten ama. Şöyle yoldan alacağım içeri. Motoru kapatacağız. Bunda biçim var. Paran azalıyor artık, uyu. Benim vapa geçmeye çalışıyorum abi işte. Yumurtaların içinde ne kadar vardı la? Hiç yok. Harbi mi la? 4200 var. Gerekir onları satarız abi. Bal niye yok o zaman? En son balı sattık ya. Yumurtaları satmadık mıydı? Ben yumurtaları sattık hatırlıyorum. Sattık. Sattık. Balı beklerken devam uyuttuk ya abi. Kafam yandı. Abi bir şeyler alacağız diye balları sattık ya. Balların dolmasını bekledik ya bir tur. Bak bakayım ballar içine doluyor. Paleti vermiyor. Çünkü zaman yavaşta. Hayır, paleti vermedi. Dorse çok içeride bence. O da olabilir abi, doğru söylüyorum. Dorsa çok içeride. Bizi diyor diye bal vermiyor. Kaydırman gerekiyor. Kaydırdım işte. Tamam, bırak kaydırdım. Orada anlatsın şimdi. Şeye baksana, yılan mıydı, soya mıydı, hangisi? Bak gene vermiyor şimdi. Normalde atması lazım bak. Paleti şey, kasaya yakmışsın. 400 litre. Normalde çatır çatır vermesi lazım şu anda abi. Palete gireyim sana. Aldı. Tamam, motoru da aradı. Tavukları bir kontrol et de yanlış koyduğumuz olabilir. Palet atıyor mu? Alıyor abi, 5400. Öbür palet atmış mı, bak bakalım. Hizayı kaçırmamışız. Bu da 5400, tamamdır. Şeye baksana, yulafın tarihini hatırlamıyorum, bir bak ona da. Biçim tarihi değil mi? Hasadı ne zamandı onun ya? Yulaf. Hasatta. Hasatta. İçerleri al. Bir tane ikisi olur mu? Paramız az, tek işçi mi ikisi diyorsun? Evet. Onun da haznesi büyük. Niye yani? Hava bozdu. Ulan iyi ki bakmışız ha. Bak sapsana tabi. Bunlar gelsin. Asıl un üretimini, ama o hasat bitene kadar da zamanı sardıramayız. Evet. En fazla bir gün daha uyutabilirsin. Biliyorum. Elinde topladığın yumurtaları satıp işçi parası elde edeceksin.
tanımıyorum zaten. İlerletmeyeceğim yani. Temmuz'dan çıkmak istiyorsun. Biz bunların günlüğünü 4 mi yapsak acaba? 3 gün de yapamazsın. Bunu açar tanım çekmem. Anladım abi. Şimdilik başkanım. Bunun yeni dikey olacak değil mi yine? Evet. Ama... Bakalım ne kadar bırakacak bir bakalım. Ama şu uç kısmı biliyorsun. Ondan dolayı buraları ben bir alayım. Değil mi? Hocam elektrik zaten. Manevraları rahat yapsın diye bir U çizeyim şöyle ters bir U. Buradan da çok iyi olacağız ha. Kaan amca bir 60 da buradan alırız. Çünkü öbür tarla kadar var burası. 60'tan fazla veriyormuş oraya. Aldığımızı da emin olacağız. He. Silah ödedim. Aldığımı çak diye. Sonra değirmeni çalıştıracağız. He. Oğlum buradan oraya gidene kadar bir ton aldım. Bir ton daha fazla aldım. Sen hasat görevleri mi istiyorsun? Önünde bir sürü sarı tarla var. Abi hasat görevinde arpa istiyorum, anladın mı? Buğday da al. Büyük tarlaysa. Onu da, onu da yer. Onu da yiyor, doğru söylüyor. Yemez, sağ tarı şeye. Una. Lan tavuk yer zaten onu. Tavuklara veririz, ne olacak? Nesini onu yemeyecek bir tavuk? Onu da yiyor, onu da yiyor, bas gitsin. Aşağıda mı bıçağın? Evet, çalışıyor şu an. Kanalarda ne ekilmiş bakalım kanka. Kanola manola da olabilir onlara. Kanolaları da alabiliriz, yapabiliriz kanka. Biriktirelim silahı, ne olacak ya? Fabrika evet, sınaman lazım. Evet. Kanola mı bu şey mi? Süpürge darısı gibi geldi bana. Onu da yer tavuk. Onu yiyor evet. Yıl gitsin oğlum, ne bırakırsa. Bir de bize yakın tarlalar bunlar. Bizim iki biçerimiz var, farkında mısın artık? Evet. 50 ve 51. Onun üstündeki küçük tarlada da var. Sapsarı. Bakayım hangisi? Orada değil, onun üstündeki. Onun da üstündeki, bak ileride. Gördüm. Bakarız haritadan ya. Ben öyle söyleyeyim sana. İki tane makine olduğu için ver birini ona, birini ona. Kanolası da işimiz yani, ama şurada dersin. 50-51. Bakayım hemen. Biçer gidiyor yalnız. Biliyorum, görüyorum onu. 50. Kanola. Kanola. Al nereye, abi. Nereye bırakacağımıza bakmadım. 51'i de al. Ol abi. Bakarız ona. Nereye bırakacağımıza bakma. Bakarız ona. Hop, duvara gidiyoruz. Bu ne lan, FPS'im düşüyor benim. Saçmalıyor şu anda bizim yönetici. FPS'im düşüyor mu benim? Benim niye FPS'im düşüyor? Kurban olduğum makineler hata vermeyin, ne olur ya. Şuncik. Aldığımız göre o gidiyor. Nereymiş? Yağ değerimini. Yağ değerimini. Yağ değerimini. Çiçek. İki tarlayı tek romorka. Bunu işçiye verdiğim zaman? Bunu içeride birine sokacağım. He, orada ikisini sokacağım. Bir şey bitirelim mi? Bitirir lan, niye bitiremezsin? Bitirir mi? Bizim romork bize lazım. Buradan çıkar. Oğlum buradan çıkar, hemen şuraya dökeceğiz zaten. Biçerle mi götürüp dökeceğim? Yoo. Kasanın içinde kanola varken ne yapacaksın? Bunu almaz. Abi, bu zaten %58-%60 oldu. Koca tarla diyorum. Abi biliyorum. Ama da buraya hızlandır, bak şimdi biçeri buraya sokarız ikisini birden. Burayı 2 dakikada hallederler, çıkar. Sonra ikisini birini birine, birini birine verirsin. Artık işçi babamı veriyor. İşçiye vereceğim. Ver mi? Verdim, bitti valla. Şimdilik çalış çocuğum. Bunu da o tarlaya götür, öbür köşeden ver abi, orayı çabuk bitirelim. Şu bir tane kamyonumuz var.
sırada romoku takman lazım. Evet. Bizim bir tırada mı ihtiyacımız var şimdi? Tek makineye götürürüz. Çift bölmeli tır kasası alırız. Aa bak o güzel olur işte. 30'a 30 60 ton alan mı? Bak o güzel olur işte. O gerçekten güzel olur. Var bir tane biraz pahalı. Yani oyundaki fiyatı da pahalı. Biraz tuzlu bir şey ama işimizi görüyor herhalde ya. %80'i doldu oğlum. Ama ben bunu işten ver atarlı evde yulafı bassın. Orayı bitirelim hemen. Zaten kontratları aldık. O bunun arzası artıyor gitgide ya. Bunun bence bıçakla beraber artıyor. Şimdi o tarladan gelecek hem şey... Kanalı artacak, çok fazla bir şey artmayacak. Bir ton falan artacak ama dursun. Abi zaten iki tarlayı tek kasaya alacağım ben. Ne? Bir kere de ver gitsin de uğraşacağım. Öyle bir şey zaten. İki tarladan ne akarsa işte. Ver ver eksiği. Hop sen tıra al. Tır. Dorsayı takman lazım. Bu burayı bitiriyor. Yama yapılacak bundan. Evet. Ne? Zaten bu şeyi bitirdiği zaman duracak zaten. İşçi çalıştığı zaman durur zaten. Duracak. Kendi durur zaten. Aynen öyle. Bak duruyor bile. 6 tankı doldu diyor. Ben seni bekliyorum. Beklesin. Beklemesi de kötü anasını. Para gidiyor. Ne paran yok. Arada yalı kesmiş biraz. Yol mu kesmiş? Ha. Neredesin çocuğum? Lan. Oturacağım. Nereye gitti tabela? Bir işe yarayamıyorum, görmüyorum. Çaprazdan bakın nasıl gireceğiz oraya. Şimdi o kendi gider zaten oradan. Biçer devam eder. Sen bununla alt köşeye gidecektin değil mi? Arkada alt köşe, bir de şu üst taraf. Mesela bunu buraya indireceğim. Döneceğim. Şuraya gideceğim böyle. Zaten bıraktığı yerler görünüyor kabak gibi. Evet. Zaten bu sap parçalayıcının öbür arazide işi var şimdi. Bu lafın olduğu yerde. Soya ne zamanı? Biz soyaya bakmadık yalnız. Soya var zamanı. Soya ta... fasulyesi. Ekim'de, arpanın ekiminde. Buraya ekim makinesini sokacaksın. Öbür yukarıya şeyi sokacaksın. Biçerleri. Orayı ekeceksin, oraya biçeceksin. Aynı anda. O da güzel olacak lan. O da güzel olacak abi, biliyorsun değil mi? Yukarıda bırakmamışlar lan. Orada bırakmadı ki zaten. Bırakmamıştır ya. Üst köşede bırakmış mıdır? Bilmiyorum, bakalım. Blok bölçük görünüyor ama. Yapmış abi. Hep sen tarafı yapmış. İnce, çok ince bırakmış. Bırakmasın abi. Bizim ondan sonra şey yabani ot yapıyor.
gerek yok, anladın mı yabani ot yapmasına? Yabani ot da şey, verim bonusunu etkiliyor sadece. Kırmızı biçer niye de olmadı? Doğru abi. Bir şeye takıldı da para mı harcıyor orada? Sanmam. Beklerim oğlum. Hiç doğru söylemiyorum, beklenir lazım. Bir şeye takıldı da para mı yiyor acaba? Zaten yok. Bir de onunla uğraşmayak şimdi yani. Bakarım şunlara ben. Bunu kaldırıp buraya full gitti zaten. Uçta bıraktı abi. Boyu şey çok fazla içeride kaldı, anladın mı? Bak Tarhanet Efendi çimleri nasıl ilk haline sıfırlıyor. Parçalayıcı. Çimleri parçalıyor. Bitti. Harbiden bitti bu sefer. Okey, topla abi. Buna raziye sokacaksın zaten. Toplu bir şekilde git oraya, hazır elimizdeyken gidelim bari. Yani. Kırmızı %80 olmuş. Allah Allah, niye bu kadar yavaş gittik ya? Onu verdiğimiz yer biraz meyilli ya. Ondan da olabilir. Ya da boşta bıraktı. O da olabilir. O da bir halde. Yulaf'a yardıracağız şimdi de. Abi bu çimleri almaz mı ya? Sap parçalayacak. Bitti lan tarla. Kal ortada. Patlatır ha. Şurada bunu aldığım zaman 23 bin. Seninki. Kesinlikle benimkinin bir anda biriyor. Yani. Ömrü bitti, lol. Yani sen. Evet. Şimdi öbürü %80. Onu durdurayım mı? Gitsin oğlum. Şöyle bakayım da, bence bırakmamış, güzel. Bırakmamış. Olabilir, yukarıda da bırakmamıştır. Bırakmamış. Bu dolacak. Kral. Sarı dolunca sarıyı işçiden çıkar. Kırmızı tek başına döner orayı. Evet. Bıraktığı yeri de alır zaten. Tam denk gelecek çünkü. Aç çocuğum bu arada. Tabii sona kadar gitseydi daha iyi olacak. İstiyorum. Vay be, gidiyor. Hadi lan, kertenkele gibi başından geliyor. Hadi. Olmuyor lan. Oldu. Oh.
Öbürü arkadan geliyor zaten değil mi? Hı hı. Bunu hemen şu aradan yapıştırayım. Tek başına alamayacağım. Sakın. Ama bu bitirdikten sonra kalanı biz manuel girebiliriz oradan. Tabii. Sen bunu bitirip Kanol arazilerinden birine sapla. İkisini de yapacağız ya. Hangisini istiyorsan sok işte. Ağaçlar yüzünden bırakabilir yalnız bu şekilde verdiğinde. Bırakırsa da alırız ya, ne olacak? Ya bunu boşaltayım mı? Gerek yok. O bir içeri alır o kasa. Ya doğru söylüyorsun, alır. Bunu gönderebilirsin. Çok küçük lan. Yalla. De. Bu şimdi burayı bitirecek, geri geleceğiz. Orayı alacağız, kasayı boşaltacağız. Bunu da öbür tarlanın kanalasına sokacağız. Hı hı. Sap parçalayacağız, bir tur atacağız bunun etrafında. Öbür makineler içeri çıkmıyoruz. 4000 paramız kaldı, o kötü oldu. Şimdi... Sen bırak çocuğum. Ben kendim giderim, seni bekleyemem. Senin keyfini hiç bekleyemem. Yani neyse, bir romorka yakın verdi. Yani. Ondan güzel şimdi para kazanacağız, o var. Şöyle bir şey var, onu kazandırıyorsa zaten bas bütün tarlalara yulaf anasınız. Yulafın şeyi çok kısa. Evet. Yani tarlaları bekletip, soyayı alıp, bütün tarlaları yulaf ekip, yulafı ektikten sonra hemen peşine arka parayı ekiyoruz. Bu tarlaları. Ya sen kanolaysa al dedin ya onları. Ondan dolayı aldım yani. Abi dursun siloda. Bize ne zararı var şu an siloda? Yağ değirmenini kuracağız biz yani, öyle ya da böyle. Tabii canım. Her halükarda kuracağız biz ya diyelim. Aldırıyor. Bunu da işçiye verelim, sonra mı boşaltalım? Öyle yapacağız ha. Değirmeni de devreye alacak şimdi. Evet. Yani beklediğimden biraz daha şey düşük. Mahsul düşük geldi değil mi? Ya tarla küçükmüş. Yapacak bir şey yok. Yürüyelim. Şans. 40 ton verdiğim için hiç yok demeyeyim. Köşeden de bunu vereceğim galiba diğer tarlaya. Hı hı. Bunu şu şekilde geçireceğim. Verdim de. Hadi kolay gelsin. Hadi size kolay gelsin. Tıra gidelim. Hemen şurada aşağıda kendisi değerli bir mekan. Oğlum bir kasa vermiş lan neredeyse. 40 ton vermiş. 41 ton. 41,5. Bakalım bu 41,5 tonu kaç ton olarak geri alır? Değil mi? Bence bayağı sağlam alacağız abi. Boşalt bakalım. Hepsini alacak mı? Alıyor, 270 ton haznesi var. Ama 30 ton un haznesi var. Tamam. Evet. Şimdi burada. Prodüksiyon menüye gireceğim. Prodüksiyon menüye. Bak. Yulafa tıkla. Bak kaç ton alıyor bak. 270 litre alıyor. Hı hı. 30 ton un veriyor. Unu hep takip edeceksin Serkan. Çalıştırma, bekle. Çalışsın abi yandan. Yükliyor çünkü. Bas o zaman, çalıştır.
Hadi hayırlı olsun. Çalıştırdı. Kasayı da boşalttık. Kendi haline bırakalım şimdi. Görev almıyor da uzun zaman olmuştu. Kontratları aldığımız tarlanın rekoltesi çok düşük ya. Tarlanın yarısına geldi, bizimki hala dolmadı. Şimdi bak, biz bunu buradan görebiliyoruz. Bir tane üretti bile. 30 bine kadar gidiyor un. Evet. Ama bizim 40 tondan 30 bin üretmez. Üret edebilir tabii. Tamam, şu anda kusur. Şimdi %80 dedi sarı. Evet. Tarlayı bitirecek bence %90, %100 demeden gibi. Öyle bir hissiyat oluştu şu an bende. Yapar mı yapar abi? Bununla bir çevre, bununla da bir U çizeceksin değil mi sen şimdi? Evet. O bıraktığı yerlere döneriz biz elle, o gitsin. Değil mi? Kuşlar da bırakıyor mu? Bir şey olmaz, alırız. Aynen öyle, alırız ha. Bu birazdan tırı çağıracak kanka, onda bir uçuş tutuyor. Tamam, bunu yakıtmadım, ne yapayım? Çıkmaktan dolayı yapıyor. Beni görüyor musun? İçiyi ortaya topluyor, görüyor musun? Öbürden misin? Al al al. Evet. Doğru. Saygılar bizden. İki tarlayı birden kabul edecek mi lan bu şekilde? Hadi hadi. Bu olsun, ne der? Aynı yere boşaltacaksın oğlum. Evet. Bu büyük mü? Bu büyük mü? O ne lan? Sıçın yanım diyor. Hı? Sıçın yanım. Why? Say me please. Çalıştır onu. Ben bununla bir U çizeyim. Makineler harbiden büyük oldu ya. Makineleri büyütmek güzel oldu. Bu yılafın olduğu araziyi rahatlatmamız için şu tren yolunun kenarındaki ağaçları da bir ara yok edeceğiz. Kestirmiyor ya bende. Kestirmiyordu ama denedik değil mi? Evet. Aşmasa bela oldu orası. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle abi. Kırmızı da bırakayım. Yapacak bir şey yok abi. Bir şey yanlış yapamayız. Bence şu an işler tikirunda. Bence de.
4000 bizi kurtarmayacak ama soy aya kadar. Yumurtaları satarız abi. Hani bu sefer kıçımız açıldı yani. Yumurtaları satarız abi. Tabii değirmenin ne kadar hızlı çalıştığını bilmiyorsun. Nasıl mesela? Aha. Oradaki kenardaki şey değil mi? Bu şeyden de biçer kırmızı doldu. Bu da bitirdi abi. Tamam onu bırak sen. Öbür makine gitmez. İşçiye mi verdin sen onu? Sap kırıcı. Hayır. Gitmez ki. Biliyorum. Ha, şu para yemesin boş ediyorsun. Evet. Direğinden dolayı bırakmıştır. O da çalışmayı bitirdi. Bitti lan herhalde. Hmm.
şimdi biçerin, biçerler soyayı hazır bekleyecek. Evet. Bir çift biçer nasıl oturdu soyayı? Bunun bence tamiratını yaptırmamız lazım. Baksana yavaş gidiyor. 9'a düştü artık, bitti arızanın dibine vurdu oğlum. Paramız mı var, neyle yaptıracağım tamiratını? Yumurtaları satacağım şimdi mi? Ne gelirse yumurtalar. Öbüründe de arıza var ki. Öbür bir şerde de arıza var da. Sen bir de ikinci el kasasına bir girsene, biz de yuttuk girmedik ya. Belki içerecek bir alet vardır. Zamanı hiç ilerletmeyiz ona göre. Şu ne lan? Kuluk değil mi bu? Yedi metre bir alta yaramaz. Bu? Orta traktör bu. Bu neymiş? O şey yükleyici önüne şey takılıyor. Orta traktörün fiyatına bakabilirsin istersen. Yani. 73 bin abi. Ama 205 beygir hali 73 bin. Evet. Bir çift tıkla bakayım ona. Büyük motoru. 5 bin yapıyor. 118 bine denk geliyor. Bence çok uygun. Bu büyük traktör lan. Evet. Bu büyük. 118 bine... Romork falan çekme işinde işimize yarayabilir ileride. Çünkü 50 kilometre saat hız veriyor. Nasıl alacağız ki bunu? Yok ya, fiyatına baktım sadece, boşver. Kelepir bir şeyler denk geldi. Tamirattan önce... Bırak. Bunları da ortada bırak. Sen şu unu çiz, onu işçiye ver. O işimiz bitsin, ver işçiye, bu yürüsün. Tırı boşaltalım. Evet. Yağ değerimiz zaten şurası. Tırı boşaltalım, oradan para gelecek şimdi. Evet. Tavukları satmana gerek kalmayacak, o yüzden. Ama biçerin her türlü şeyini karşılamaya yetmeyecek. En azından işçi parası çıktı. Ya orası öyle. Biz şuraya alsak, istediğimiz fabrikayı bunun üstüne kurarız biliyor musun? Yağ değirmenini. Abi ya, demin koca kadar yerimiz var, niye alıyoruz ki orayı? Ya bir tane yağ koyacağız diyor, oraya o kadar para vereceğiz. Bize mahsul üretecek arazi lazım şu an. Koyduğun yulaf değirmenin dişinin koğuşuna yetmedi. Sen elle mi gidiyorsun orayı? Şimdi işçiye verdim. Bununla da elle gideceğin yerler var. Evet. Kamyona geç. Şu yağ değirmenine bir satıp gelelim. Kafamı yine bırakacağım. Çok iyi. 2 ton falan. 2 tondur. Motorla kasayı ucuza getirdik ama biz, değil mi? Ama şöyle bir şey var. O yukarıdaki üçlü tarladaki yapacağımız içliği de en kısa sürede çözmemiz lazım. Yani bizim ihtiyacımız var şu an. Proje. Ya derim şuradaki duvarı. Önündeki baca. İşte o. Bir şey olarak üç tane tarla birleştirip bir ufak geniş tarlacık daha oluşturacağız ya. Bir hızlı bir şekilde oraya da artık yavaş yavaş atlamamız gerekecek çünkü kazancına bir bakalım. 41 tonluk yulaftan bize ne verecek? İşte onu merak ediyorum, anladın mı? Abi bu yağ değirmeni burada ne? Biz kontrol edemiyor muyuz bunu ya? Hayır, bu bizim değil, bu oyunun yağ değirmeni. Anladım. Buna ham madde satıyorsun sen. Takip et ha. Gelmesin oradan para inmeye başlayacağım. Beş bin yaptım.
Anton da şey verdi. Kanola bıraktı. İyi. Bizim şu an getirdiğimiz yağ diğerinde. Doğru muyuz? Önce ün fabrikasını cayır cayır işletecek hale getirelim. Yağ değirmeni için ekstra toprağa ihtiyacımız var. Evet, o da doğru. Ürün yetiştirecek toprağa ihtiyacımız var. Aynen öyle abi. Ha gidiyor ya. Sen bununla bir manuel gideceksin. Gideceğim de şunları bir götürelim abi. Abi bunun da tabii ihtiyacı var. Bu nasıl bir anda sarıya bu kadar çok düştü ya. Taşlı çünkü gittiğin tarla. Bıçağın anasını belledi. Nasıl? Bıçak zaten arızalıydı. İkinci el aldın ya oğlum onu. Tamir ettirmiştik abi. Bu bıçağı ettirmek. Dur bakalım. Bakarız. Girdi yani. Ama bu içeride benim sevmediğim bir huyu var. Çok kötü. Ya da deposu küçük, biz öyle yiyelim. Büyük ihtimal deposu küçük. Ama şöyle bir şey var abi. Bu tarlayı biçti, o tarlayı biçti, ikinci tarlaya ver. Üç tarla biçti bu. Üç tarlada o seviyeye indi depo. Ya soyayı da biçer yani. Ya şimdi... soya muhabbetini herifleri unutmam lazım. Hı? Tabii. Yani şu anda bunu tamir ettirmene gerek yok. Doktor satmana gerek yok, anladın mı? Tamirine bir bakalım ne kadar yapıyorsun. Bence bunun tamiri şeyse... bunun tamiri ucuzdur. Ucuzsa bunu tamir ettirelim, anladın mı? Nasip gelirden para gelecek uyudukça onunla da öbür makineyi yapacağız. Diğer makineyi de sonraya bırakalım. Bunun modun da arıza olduğunu hiç sanmıyorum ben. Bunun bıçağı arızalı, ben sana söyleyeyim. Eğer mod arıza yaptıysa bıçak büyük geliyor, motoru büyüteceğiz demektir. Ha? Bakalım. Onlar 5000 diyor. 500 diyor. Modu onun. 108. Moda hiçbir şey olmamış. Bıçağı da hiçbir şey olmamış. Bıçağı da hiçbir şey olmamış abi. Soya yazdım. Evet. Soya alacağım. Buranın bu işlemini bitireceğim. Hemen pıt pıt uyutacağım bunu. Bence bu makine çok yüksek devirde çalışıyor kanka. Bıçağı açtığımızda motoru küçük diye yapıyor bunu. Olabilir. Motor büyütmeyi yapmadan önce bunu boruyu yapmamız lazım da. Biz ilk baş boruyu yapacağız ilk. En uzununda. Evet. Ne yaptın oğlum? Lan. Ay acı bunda karıştı kafa ya. Bu da bırakacaktı illaki ama boş. Bunu biraz içeri sok, tarlanın içine sok, tarlanın içine sok, sok 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 sok. Sabanı sokacaksın alttaki tarlaya çünkü. Tarlanın içine gir, modla gir. Dümdüz gir abi içine. Şöyle diyorsun, şöyle diyorsun gir. Kal. Saban sokacaksın aşağıya. O biçer orada bir... lan. Bunun soldaki ucunda bıraktı. Ve alt kenarda bol miktarda bıraktı. Evet. Şu uçta da bırakmış. Eşşoğlaşık. Şu üst tarafı bitirelim ya. Köşeden bir yürü şöyle. Oralarda da bırakmış bak. Evet. Çak aşağı. Ver oto. Hız sabitleyici. Ver cruise control. Ver gitsin. Cruise control verdim zaten. Bak. Derdime dermanlar, bilir ismi neceler. Seni benden aldılar. Hayın geceler. Hayın, terbiyesiz geceler. Hayın, hayın. Evet. Şimdi alt tarafı dürteceğim. Buradan o tarafa doğru git aşağıya. Bu uçta bırakmadı ki zaten.
Her aşağısında bıraktı ya. Tam palete hizala. Genişinden, en geniş boyundan bunun. Öyle bir şey oldu. Herhalde enlemesine büyük bir kısmını alır tam palette. Şimdi. Fena değil. İndir git abi. Her türlü geri dönüş yapacağız zaten orada. Niye? Yeah. Yan gidiyor şu an. Yan gidiyor. Yan gidiyor. Sağ tekerine dikkat et, arkadaki aletin. Ona bakıyorum zaten. Pepe. Pepe. Makine. Ama yine de büyük makine olduğu için hızlı bitiyor. Pepe. Ya burayı almaz. Pepe. Orayı tikine alman lazım. Tikine alacağım. Heh, aferin size. İyi alt ettiniz geldiğinizde. Hakan'ın araba var. Nereye gidiyor? Sizin ben yapacağınız işin. Bence kurtarır ya. Her türlü. Kendi dibine girdi dangalak. Aldı. Benden kırma, bu yüzden çok güzel oluyor ya. Değil mi? Düzle. Aldık orayı. Pepe! Şimdi iyice bir... Buraya sabanı sokacağız daha. Of. Sabanı sokacağız. Saracağız. O saracağı önce taş toplayacağı. Bizim o orta boy traktör şeyi çeker mi lan o sarıcıyı? Çekmez. Çekmez değil mi? Çekmez tabi oğlum. 24 metre alan o makine. Biraz önce gösterdiğim 304, 380, 290 beygire çıkan klas gibi bir makine ıkına ıkına çeker. Anladım. O makineyi çekmek için en az 400 beygir güce ihtiyacım var. Zapı kıran arkadaşın işi bitecek zaten birazdan. Evet. Sapan bırakıyor muydu? Bırakıyor bildiğim kadarıyla ya. Olmadı sapanla da bir U çizeriz. Sapanla belki kare yapar bana satayım hızlıca. Sap parçalayıcı hala bitiremedi lan orayı. Normal abi. Şu an zamanı ilerletmiyoruz. Evet. O yüzden değirmen yavaşmış gibi geliyor. Biz şimdi bir gün uyuduğumuz zaman anlayacağız değirmenin ne yaptığını. Sonu yapıyor. Bu kadar denk gelir. Aç kollarını kanka. Açayım kollarını. Hizanı al, her türlü U çizeceğiz zaten. Gitme de diyeyim mi? Bana sorarsan git de. Bu manyak mısın? Başına bela mı alacak? Hmm.
al böyle. Öbür arkadaşın işi bitsin de onu oradan alalım ya. Burada beklesin. Teşekkürler. Ne? Gördün mü yaptığı ipneli? Ya onu hep yapıyor ya. İp ne herif? Bence tarlaya muk diye yapıyor onu. Büyük bir ihtimalle. Bu arada... Aşağıda da yapmış mıdır ki lan acaba? Bu kodumun kliması soğukmuş gibi geliyor ya. Kanka. Evet. Şimdi ben bunu 2 derece, 3 derece yukarı aldım. İçeriği sabit tutacak. Aşağıyı da yapmış mıdır ki abi acaba böyle? Bir fikrim yok. Bakayım bir değil mi? Bir kontrol edeyim. Yapmış bak. Buradan gözüküyor. Ben bir şey görmedim. Aha. Ben yine görmedim. Boşluğu görmüyorum abi şu arada. Canım görmek istemiyor. Şık. Ha bir dene de orada var. Yamuk olan yerlere yapıyor farkında mısın? Evet. Bence makine zıplıyor. Temas etmiyor araziye. Temas etmiyor ya, belli bir yere kadar gidiyor, duruyor. Sınır olarak görüyor ya yaptığımız yeri. Toplayabiliriz. Müsait bir çimenlik üzerinde bırak arkadaşı, nasıl olsa soyaya sokacaksın. Soyanın o tarafta bırakacağım zaten ya. Sen şimdi diyorsun ki sabanla bir çizik dürtük, atar gireriz. He, dürtükleyeceğim. Bir kare bir dürtükleyeceğim anladın mı? Biz bir şey demedik ya abi. Şu an demedik yani. Dediğin laflar var ya abi. Bazı. Sinirim bozuyor. O kadar da kıl olmamalı bence. Yapıyor işte abi. Ya dur şimdi bizim öbür taraftaki biliyorsun YouTube platformunda bazı şeyler netleşti. Evet. Birkaç aya biliyorsun kardeşim yayınların bir kısmını YouTube'a kaydırabilirim. Bence de kaydıralım. YouTube'u kullanabilir miyim? Birkaç aya kadar yani TikTok platformuna belki veda edebiliriz. Mümkün. Mümkün abi. Bizim bir tane KJ yapmamız lazım kral. Ya yine biz TikTok'taki yayın kurallarına uymaya çalışmaya çalışsak da olur biliyorsun. Benim izleyici kitlem içerisinde bazı durumlar var birader. Biliyorum. Ben de kaçırıyorum arada ama. Bir de bir şeyi keşfettim. Şu müzikle ilgili video çekim olayını çözmem lazım benim. Onu da yapacağız değil mi daha? Senin Greenbox var ya. Hı-hı. Şey yaptığın arka fon var ya. Evet. Ona bir ayar çekip, Vimix projesini ayarlayıp kamera yerlerini park üzerinde işaretlememiz lazım. CD kalemiyle. Evet. Tripodun geleceği yerleri. Onun için benim bir pazar erkenden buraya damlamam lazım. Ayar çekeceğiz. Stüdyoya damlamam lazım benim bir pazar erkenden. Işık ayarı yapacağız çünkü. Evet. Bazı ışıklar perdeye vuracak, bazıları bir şekilde bana vuracak. Nasıl vuracaksa artık. Bir yolunu bulacağız artık. Vurdururuz çiçeğim sen yeter ki iste. Çünkü orta panele geldiğimizde benim yüzüme vuracak beyaz ışık sıkıntımız var ya. Yo bir dakika lan. Burada tepemizde ayarlanabilir ışıklar var.
Voltaj dengeli ışık var dimmerli. Evet. Kumandadan dimmer atarız abi. Beyaz açmayız, sarı açarız, gün ışığı olur. Bu kadar basit. Zaten gün ışığı LED'imiz de var bir tür. Gün ışığı LED'i çalıştırırız, bu ışığı çalıştırırız. Ya da sadece onları çalıştırırız, onların gücünü düşürebiliyoruz kumandayla. Evet. Parladı mı, gücünü düşeriz. Perdeyi de zaten beyaz aydınlatacağız. Green Box istediğimiz boyamayı yaptı mı bizim için tamamdır. Aynen öyle. Önemli olan zaten Green Box'a istediğimiz boyamayı yaptırabilmek. Yani çok çizgiler, benim çizgilerim çok belli olmamalı çünkü orada. Evet. Çünkü evet. Arka taraf koyu, senin koyu giyinmemen lazım bir de. Çünkü çok ışık açamıyoruz, patlıyor. Dolayısıyla evet. Ben açık renk giyeceğim ki beni net görsün. Ya üstündeki kıyafeti açık renk giyeceksin abi işte. Oğlum ben de hiç açık renk giyeceğim. Yapacak bir şey yok. Benim ömrüm kararmış yani sen. Motorum bile kara lan. O şansa denk geldi. Bir benimki şansa denk gelmedi. Ama neyse ben de kırmızıyı sevdim ya. Kırmızıyı mı sevdin yoksa motor sahibi olmayı mı sevdin? Bence motoru daha çok sevdiğin gibime geldi. İşçi abiniz mi gidiyor? Evet. Şimdi şuradan bakalım mı? Ya yavaş gidiyor işte. Zaman hızlandırmadığımız zaman da yavaş gidiyor. Herhalde oğlum. Şimdi bizim Saban. Şunu al, makineyi al istersen. Biçeri al orada. Anladım. Dur. O biçer sonuçta tamire girecek abi. Tamir evet. Direkt garaja çek. Hatta kaç para ihtiyacı var ona. Oğlum bu ölmüş lan. Bildiğin öldü abi. Makine bitmiş oğlum. Kökünü kadar kullanmışız. Aletin içinden geçmişiz lan. Bir de taşlı araziye girince bu daha çabuk gidiyor abi. Niyeyse. Taş zarar veriyor bıçaklara. Bu daha çabuk, ama bu daha çabuk bozuluyor biliyorsun değil mi? Kral eski o makine, kaç saattir kullanıyorum bak altta yazıyor 16 saatlik kullanımı var. Eskiyecek yani birader, insaf et, eskisin değil mi yani? Ama bizim tarlalarda bu kadar çabuk arzaya girmiyor, bak kaç hasat yaptı bu alet. Abi girmiyor çünkü ve biz... Ve tek başına girdi 3 araziye. Abi girmiyor çünkü biz taş bırakmıyoruz arazide. Taşlarda para kazanmak için değil, taşlar bizim ekindeki verimimizi düşürmeyebilir belki ama makinelerimize zarar veriyor. Özellikle yerde sürünerek gidenleri mahveder. Abi, taşlar verimi de düşürür. Ben ona ilk baktım bazı videoları araştırdım. Taşta verim düşmüyor, yüzde düşmüyor ama... her şeye zarar veriyor. Şeye zarar veriyor. Pulluğa zarar veriyor, sarıcı, sapan. Sapana hiçbir şey yapamıyor. Sapana yapmaz, doğru söylüyorsun. Pulluk, sarıcı... sapkırıcı ve ekim makinesi. Evet bunların içinden geçer. O makinelerin ağızlarını mahvediyor. Mahvettiği için de sürekli arıza göstermeye başlıyor. Sürekli tamir yapıyorsun. Ya taşları toplamak için harcadığımız mazottan kardayız yani. O kadar aletin arıza verdiğini düşünsene. Tabii canım. Bir de yavaş çalışmaya başlıyor. İş bitmiyor abi. Bunu şimdilik burada bırakacağım bu şekilde. Gir bak bakalım motoru kap. Bir fiyatını görelim ya. Ne saplayacak çok merak ediyorum. 10.000 diyor. Mod. Evet. 2000'de bıçağı diyor. Sen düzesi 15.000'de. Sen biz bıçağı yapalım mı? Bıçağı yaptır. Basit gelirden modu yapacağız. Olduğu yerde kalsın böyle bırak. Hadi bizim büyük. Yeşil alacaksın. Boncuğu al bakalım boncuğu. Boncuk hadi gidiyoruz. Oğlum Kara Şimşek çalışıyor. Değil mi? Evet. Kamışım lan. Bunlara isim koyalım diye bir de. Emektardan sonra gelenlere ben daha güzel isimler koyacağım kanka. Kırmızı büyük traktöre Cafer ismini koymak istiyorum. Kırmızı zaten ilk traktörümüz değil mi oğlum? Büyüklerin ilk o. Fenty'ye ilk aldın traktörü. Hırt duruyor ya. Emektardan sonra Cafer. Cafer'den sonra Şükrü. Bu onda Hüseyin diyelim da. Hüseyin. Hüso. Ağaçtan doğru diyorsun. Şöyle bir tur çekeyim. Takılacak. O takılma ihtimali çok yüksek biliyorsun. İndir yardır gitsin abi. Dediğini anladım senin. Bırakma ihtimali olan... Aha takıldı. Neyse. Az geri gel.
fıçı biraz. Hop işte yah. Şu an yansın yalnız. Diyor mu abi? Bu sabah inik değil değil mi? İnikmiş. Yürü. Yürü yürü. Ne yaptı? Ha baştan başlattı şey olsun diye eşitleyeyim diye. Hı hı. Burayı bırakır. Yukarıyı bırakır yukarı... bir de altı bırakır. Evet. Şurayı bırakır. Ya komple bir kare dikdörtgenini yapacağım anladın mı? Ne olur ne olmaz. Heh. Bak 11-12 ile gitmeye başladı. Bu toprak yapısından birader. Sapanla ya da traktörle alakalı değil. Baksana nasıl patiye vuruyor. Evet. Üç tekerlek de işe yarayabilir ha. Bunlardan birini üç tekere çevirelim. Nasıl fikir? Üsöğü'ye çevirelim mi o zaman? Hüseyin'i... Boncuğu çevir. Bunu Saban işte. Atacağım. Hüseyin çevirelim. Paramız yeterse çevirelim diyecek tamam mı? Bir sonraki tura mı bıraksak? Bir sonraki tura mı? Nasip gelirden sonraki tarlaya mı bıraksak? Böyle yaparız. Çünkü... Hayır, üç teker attığımız zaman eğer pati çekmiyorsa hepsini çeviririz üç tekerliğe. Ne yapalım abi? Çekiş arttırmanın bir yolunu bulmak zorundayız yani. Aynen öyle. Yani normalde aslında makine çekemiyor değil. Patiye vurduğu için gitmiyor alet. Baksana. Evet, çok pis patiye vuruyor. Bak arkalar nasıl pati atıyor. Hmm. Acaba öne ağırlık mı taksak ki? Buna ağırlık takılmıyor. Takılıyor. Ha traktörün önüne biraz basınç verirsek diyorsun, dengeyi korur diyorsun arkadaki çekiş dengesini. Öndeki çekişi arttırarak arkayı rahatlattıracak. Evet. Ama bunun ağırlıkları bizim aldığımız tarz ağırlık değil. Kendine has az ağırlıkları var değil mi? Evet. Ayarlara girip oradan almamız gerekiyor. Yani deneyebiliriz. Baksana nasıl pati atıyor. Abi onunla gidiyor, çok zorlanıyor ya. Bu traktörü bu kadar zorlayamaz ya bak. Sana nasıl... Ben sana söyleyeyim mi? Önde çekiş olmadığı için oluyor bu. Evet. Şuradan aşağı tarafı yaparken traktörü düzleyip bir şey yapsana. Yandan bir görelim mi traktörü? Şu şekilde mi? He, paralel görelim ki. Saban yukarıdayken bir görelim. Saban aşağıdayken ön boşa çıkıyor mu biraz? Ya şimdi 4 çeker kullanmaktan 8 çeker kullanmak fark edecektir diye düşünüyorum. İlla ki. Mesela hizala bir traktörün tekerlerinin baskısını yani amortisör baskısını bir görelim abi. Yana alma olsun indirmeden. Görüyoruz şu an traktörü değil mi? Bas Saban'ı indir aşağı. Bak şu an gidişi görüyorsun. Arka taraf aşağıda görüyorsun değil mi? Saban'ı indirdin mi sen? Şimdi indirdim. Bak. Havaya kalktı gördün mü? Arkayı kaldırdı ama. Evet. Arkayı havaya kaldırıyor. Ağırlık lazım bu traktöre. Öne mi lazım, arkaya mı lazım? Arkaya ağırlık takabiliyoruz muyuz bunu? Takamıyorsun ki. Arkaya takabiliyorsa takamıyorsun. Evet bak arkayı havaya kaldırmış. Arkayı havaya kaldırdığı için arkaya bir ağırlık koymamız lazım. Mesele bu makineye yani Saban'ın üstüne ağırlık bağlanıyor mu? Bir tanesinde bağlanıyordu ya. O bu değil. Önce öndeki ön panele ağırlık atarız abi. Farming Simulator 2020 adlı kullanıcı bizi takip etmiş. Eyvallah sağ ol kardeşim. Bağlanmıyor bak arkadaş biliyor dediği gibi. Yani çünkü bağlantı paneli yok. Bu Saban'da yok değil mi? Yok yok bu Saban'a takılmıyor. Kola ekipman takılı buna takamıyorsun. Saban'ın üstünde şey yok. Eklenti bölümü yok. Hı hı. Arka tekeri havaya aldığı için de arkanın çekişi düşüyor abi. Acaba bunun arkaya takamaz mıyız traktörün arkaya? Ya traktörün arkaya takarsa makineyi takamaz. Hayır. Mesela bazıları doluyor ya. Altına takıyor falan. Ya o traktörde panel yok ki. Bir bu panel var bir de öbür boktan panel var. Anladım. Hiçbir şeye yaramıyor. Kollar dolu adam doğru söylüyor yani. Dostum doğru söylüyor bak TikTok'ta. Yani bunu yapabileceğimiz tek şey öne çok düşük bir miktar ağırlık vererek öndeki çekişi arttırmak. Ön zaten çekişti abi şu anda. Ya da üçte... Abi. Biz bunu üç tekeri çıkartalım değil mi? Bak adam profesyonel çiftçiymiş bak bizim
Leo gibi. Biz bunu 3 teker yaparsak ne olur? Makinenin toplam ağırlığını arttırırsın, kıçık artmaz. Tonajına bakacağız anladın mı? Makinenin ağırlığını arttıracağız, genel ağırlığını. Tabii. Traktörü ağırlaştıracağız. Katla şu sabanı git abi bakım yerine. Paramız yetiyor mu bakalım. Ne dersin? Bakalım abi. Abi bunu 3 teker yaptığımızda ağırlığı ne kadar artacak aletin? Bir küçüğü var da yani normalde bunu çekiyordu. Bu sonradan olmaya başladı. Bir şey eksik taktık biz bu traktöre. Bak kırmızı da yapmıyor. Biliyor değil mi? Evet. Düldülü biraz kenara kaydır. Çünkü makine yere çok bastığı için traktör alıyor. O yüzden traktörün ağırlığını biraz arttırmamız gerekir. Ki traktör normalde de hafif değil aslında. Traktör hafif değil zaten abi. Şu an kaç tonmuş? Ayarlamaya bir girelim bakalım. Bu traktörü ağırlaştırırsak biz... Arkayı ağırlaştırmanın tek yolu da tekerler bu arada. Şimdi traktöre gel abi yukarıda. Ayarlamaya gel. Kaç tonmuş bu? 18.3 ton. Şunu 3 teker yap bakayım. Markayı değiştireceğim. Yok. Başka markaya geç. Mitas. Bunlar 3 teker yapar. 23 ton. 1500 lira diyor. Ekliyorum. Ekle. Traktör daha ağır. Tekerleklere ağırlık da takılıyor bu arada. Kurtarmazsa ağırlıklı tekerlek alırız. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bence şimdi çekecek. Traktör daha ağır olduğu için bence şu an kaldırmaz kıçını. Az bir daha yaklaşsan oraya sen. Nereye? Bu şey geri geri yaklaş, geri geri yaklaş o şey. Araya girsene. Dur. Ayar yerine bir daha gitsene kanka. O mod var mı orada ona bakacağım. Makineyi seç abi gir ayara. Lan. Oğlum biliyorum 491 dedi ya şey yaptım. Ayarlaya gel. Tekerlekleri 3 tekerlek yaptın ya kanka. Evet. Sağdaki mouse'a bir daha tıkla bakayım ne yapacak. Tekerleklere ağırlık takmıyor. Traktörü bir çevir kendi etrafında abi. Şu quick hitch yazan şey neydi abi? Şu panel miydi? Evet şu. Değil mi? Bak hayır dersek böyle oluyor. Yoksuzu. Evet dersen bu. Bu. Front waist diyor. O öne ağırlık takıyor. Değil mi? Evet. 990 kilo taktı bir de. Taktı mı 990 kilo takıyor. Maşallah. Şimdi şey diyeceğim. Hı. Başka bir markaya geçsene. Lastik markasına. Mitas'ı taktık biz buna değil mi? Evet. Tamam. Lizard'a yükle bakayım. Devam et. Bir şey merak ediyorum. Yok. Tekerleklere ağırlık takmıyor abi. En ağırı da o taktığın Mitas'mış. Bak 21.8'de kaldı. Evet. Ayarlamadan çıktın tekerlerler yerinde mi tekerlerler? Evet satın aldık ya. Satın aldık ya bilmiyoruz onu. Ağırlık önüne takmamıza gerek yokmuş. 990 takıyor yani çok bir şey takmıyor. Aynen. Daha fazla tekrar olunca şu an 23 ton oldu bu. 23 ton abi traktör şu an iyi. Bence iyi. Daha da ağırlaştırdık mı? Bakalım şimdi ne yapacak? Eskisi kadar çok havaya kaldıramayacak bence. İndir. Abi her halükarda kaldırıyor. Gönder bakalım makineyi. Her halükarda kaldırıyor. Bak. O kadar kaldırır abi saban aşağı batıyor. Evet. Buna yapacağın tek şey ne biliyor musun? Böyle gidecek. Aynen öyle.
Biraz kaldıracaktı bak, bırakmış. Eşek herif. Yine bırakmış. Dur, bir şey benim dikkatimi çekti. Ne? Çalışıyor bu burada. Kapatmamışız. Haa doğru lan, biz onu... O kadar da kalkmasa bir şey yok. Şimdi önde de 3 teker var ya, çekiş arttırıyor. Bence. Çekiyor yani. Paramız olunca bunlara da 3 tekeri çeviririz olmadı. Mitas. 1500 oluyor, bir şey almıyor ki. Evet, doğru. Zaten bu bıraktıysa gabbak gibi belli olur ki o işte bırakmasın. Ağaçlardan olduğu bırakıyor bazı yerlerde ya. Ya sıkıntı yok ama eskisine göre daha az bırakıyor yani şimdi. Buraya sabanı getireceğiz zamanla. Hı hı. Şimdi bir dakika. Buranın bu işini bitirdikten sonra ne kaldı geriye? Uyumak. Taş toplayıcı var. Ha var oğlum, taş toplayıcı. Sabanı vurmadan neyi topluyorsun? Diğer tarlanın. E uyu saban bitene kadar. Öyle yapacağım zaten. Soyayı da toplayacağız ya, zaman ilerletelim. Soyayı Ağustos'ta topluyoruz değil mi? Ekim'de mi? Bilmiyorum, bakalım. Temmuz olmadığına eminim. Temmuz olmadığına ben de eminim. Eyvallah dostum. Sen de kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar kardeşim benim. Tekrar bekleriz başka bir zaman yayına. Hop. Topla makineyi. Bu da zaten soyadaki arkadaşla çalışacak yine. Sonrasında. Kapatın yürüyük. Şimdi reis, yapmamız gereken en önemli şey önce soyanın tarihine bir bakak, onu bir unutmayak. Elimizdeki 3000 paranın dibini görene kadar uyuyacağız. Değil mi? Yani. Çok da girme, biçeri falan sokacaksın ya. Çapraz kal böyle. Direkt Unimorg'a git abi. O gidiyor zaten. Bu da kalsın orada. Zıbaralım abi. Üretiyor. Soya fasulyesi. Ekim'de abi. Ekim'de. Arpanın ekimiyle aynı. Aynen. Ekim'e kadar bir sıkıntı yok. Sadece toprak hazırlıyoruz. Biz Eylül'e kadar şey yapmamız lazım. Eylül'de arpa ekecek miyiz oraya tekrar? Bir posta da arpa ekerim, onu soruyorum ben sana. Ben sana bir söyleyeyim mi? Hektar olarak araziyi gösteriyor muydu lan haritada? Bakalım mı arazilerimizi hektar olarak görebiliyoruz mu? Alan ne? Bir SC'ye bas abi, gel bizim tarlalara. Seçemiyorum böyle, X'e bassana. Bizim arazileri gösteriyor değil mi? Ne kadarmış toplam arazi? Arazisini görebiliyoruz mu? O toprakları 17 diyor. Hayır, o topraksız şeyi. Yok. Ölçüyü göstermemiş, tamam. Ama bak şöyle baktığın zaman ekim alanlarına bak, X'ten çık. Hangisinin ekim alanı daha büyük? 53, 54 mi, 56 mı? 56 abi. O zaman arpayı küçük olan ekeceğiz. Buraya değil mi? Evet. Tamam. Yulafı bol çıkartalım ki değirmen işlesin değil mi? Yani daha bizim de olmamıştır. Paramız da var. Zıbar abi. Dur abi. Var mamaları var. Şimdi pasif gelirde ne var ne yok satmak zorunda kalacağız bir yerden sonra. Çünkü paramız az. Yani yapacağız artık. Ne yapalım birader? Şey... arpa ekecektik o zaman. Eylül'de duracağız. Ekim'de ek ne olacak? 1500'e düştü lan. O uyur bir tur daha. Şimdi ne varsa satıyorsun abi pasifte. İlk... Unimorg'un peşine tak tavukları götüreme. En fazla tavuk da birikmiştir çünkü. Evet. Birikmese de sat. Tavuklar hızlı boşaltıyor ya kasayı. 650 bitmeden satman lazım. İşçi çalışıyor çünkü. Üretim maliyeti de çekiyor. Değirmen çalışıyor ya. Evet. Tamam hadi, tamam hadi, tamam. Kılı kılına yetişecekmiş gibi bir hissi açıyor. Yetişiriz. 7000 var. Yapıştır. Hadi oğlum. Acıma sat gitsin.
mecburen satacağız yani. Elimizden gelen bir şey yok şu an. Sabah burayı bitirmek üzere zaten. Yürüyor ne güzel bak kendi kendine. O soya ektiğin yer var ya yukarıdaki. Hı hı. Ben oraya da aşağıya da o ikili tarlaya bizim yulaf basacağım. 3 gün unuttum. Bu boşaltırken gir de bak fabrikaya ne kadar unuttum. Bakacağım abi. Ben sana söyleyeyim biz bundan da güzel kazanacağız gibi his var içimde. Öps, büşte, yah. Tamam o yapıyor sen şey yap. Bak fabrikalara. Kaç bin var içinde? 23 bin var. 2 gün uyudun ha. Ben sana ne dedim? Sen diyorsun ki 30 bin vermez. Fazla bile verecek. Fazla bile verecek değil mi? Tabii canım. Abi 15-19 veriyor. Yulaf deli gibi veriyor. 4 fazla veriyor. Yulaf iyi mal verecek bize. Onun için balları satıp büyük romorkla yanaşmam lazım buraya. Allah büyüktür. Unu nereye satıyorduk? Aynı yere. Aynı yere değil mi? Tabii tabii aynı yere satıyorsun. Fırına da satabilirsin onu. Bakarsın hangisi pahalıysa ona satarsın. Fırın da yakın bize. İyi para verdi lan. Son anda yırttık ama ha. Ama bir şey söyleyeyim mi? He. Bu romark böyle olmaz. Bu. Çok içte kaldı. Evet. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Palet palet atması için biraz da şöyle kalması lazım. Bir bakalım kontrol edelim. Çizgisini. Tamam içeride. Hemen götürelim öbür domatesimizi. Kılı kılına yırttık lan yine. Ben sana bak bir şey söyleyeceğim bro. Ne yapıyor? Yanlış yaptım. Dönemedim. Yulaf bayağı verdi bir de o kadar yavaş değilmiş. Evet. 40 ton ya şey 20 ton ürünü 2 gün uyuttun 7. Anlaşılan onun fabrikası basacak yani Cahir diye ben sana söyleyeyim. Biz burayla şeye yulaf ekelim soyanın olduğu yere. Ama ondan ne kazanacağız işte ona bir bakalım. Şimdi 30 tondan ne alacağız? Evet. Ballar daha tam da olmamıştır. Bunu fark etmez. Uyut. Ballar iyice bir dolsun oradan daha çok para kazan. Paramız var ya oğlum. Bal kasası biraz daha dolsun anladın? Koduk mu iyi para versin bize. Erken satmak zorunda kaldık ama sonuçta o yumurta yumurta orada bekletiyor olmak her zaman artı oluyor. Demek ki kökten hepsini sattık mı dımdızlak kalmamamız lazım. Bence ama ne dedim ben sana? Balı, biz yumurtaları sattık. Balın dolmasını bekledik biraz. Bal doldu. Bal doldu, yumurtaları satmadık. O yumurtalar da şu an bizi kurtardı farkımız. Evet. Bayağı. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, ürün yelpazemizden kazancımız yine duvara vuracak. Ucu ucuna durdum. Ben dururum. Bununla işim bitti. Git zıbar abi. Zıbar değil mi? Git zıbar, hiç şey yapma. Fabrika fırlayacak sen uygunda. Bak seyret şimdi fabrika kaput. Fabrikanın yanına uçman lazım. Çünkü palet atma işi manuel onda. Evet. Yürüyerek giderim 2 dakika. Karşıda hemen. Bakalım mı? Full. Ben gideyim palet ettim. Ham maddemiz çok azalmış değil mi? Ne kadar kalmış ki? 17 bin. Nereden baksan elimizdekinin yarısı kadar daha verecek. Evet. Bu arada paletlerin kaçar tondan olacağını da seçebiliyorduk. Orayı iyice bir inceleyelim. Hareket, hızlı hareket etmeyelim. Saban bitirdi.
Sabah bitirsin. Bütün paleti buraya atalım, sonra getiririz. Prodüksiyon ne değil. Buna bas. Bak. Dur. Aşağıya tıklar mısın 10 yazana? 10 palet 10 bin litre. 1000 palet 20 bin litre. 30 palet eksik. Okuyayım mı? Bak oraya palete. Hayırlı, hayırlı olsun. Hepsi gelmedi. Hepsi gelmedi, evet. İnşallah boşa gitmemiştir kral. Sanmam. Oranın ne kadar alacağını bilmiyorduk çünkü. Sanmam. E bal var. Balı bırakacağım zaten, şimdi satacağım. Balı satıp bununla gideceğim oraya. Çok merak ediyor şimdi. 30 ton alamadıysak var ya, üzülürüm ha. Sakın SC'ye giren fabrikaya baksana. Hepsini atmadı. Evet. Oraya kaç palet attığını sayalım. 10 palet atıyor büyük ihtimalle. Ya da 5 palet mi atıyor, ona bakalım. Şşş, bala bak. Hay maşallah, yaralamış, güzel. Vallahi çok güzel abi. Bala bakarken de şey, fırın hangisi pahalı veriyor? Fırın da bu, burası mıydı bu fırın? Şurada bir yerde işte ya. Bizim o tarlamın dibindeki yer fırın işte. Burada bir yerde fırın. Oralarda bir yerlerde. Bunu verirken şeye bakalım. Burası mı daha fazla veriyor, yoksa fırın mı daha fazla veriyor? Bunu seçeceksin ya. Git orada, git de. Ana. Alsana oğlum. Ana. Etrafında döndü. Tövbe estağfurullah ya. Oraya kontrollü bir hizalı gireceğiz demek. Şimdi buraya tıklıyoruz. Unu buluyoruz. Un. Hazır remek bak. Grosser Yımart neresi bilmiyorum. Fırın 870'e alıyor. Grosser Yımart neresi lan? Hazır yemek restoranı burası 859'da alıyor. Fırında. Biz fırına vereceğiz. Fırında harbi yemek. Ama hep tam bilmiyorum. Bak bak lazım. Şu bizim tarlamız şurada bir yerde. Aha, bu ne? Fırın. Hemen şurada bizim tarlanın yanında. Oğlum ne unlandı ya. Daha demin biz parasız mıydık? Bunun üretim tesisin varsa kazanırsın. Yani çok basit bir matematik. Bunu merak ediyorum. Bunu ben çok merak ediyorum şu anda. Kalbim çıkaracak. Çok şey önemli. Fiyatı düşük. Pet parkı 40 tonluk yulaftan 30 ton un çıkarttık. Hala içeride 17 ton var. Fırın işi şurası. Burası. Ama satış yapıyorsun ya. Burası işte. Şu arkası bence. Arkası. Yani ya arkası. Hiçbir fikrim. Bence arkası da değildir lan. Nereden satılır bilmiyorum. Bakmamız lazım. Döneriz bir türlü. Şunumuz. Bir anlaşmanı alalım şunu. 2, 4, 6 palet atmış buraya. Hayır, o zaman manuel 6-6 yapacağız abi. R'ye basman lazım. Yenisini vermiyor, gidip manuel vereceğim. Alıyorum.
sebebi geride kalman. Biraz öne çeksene. Hah. Aldı mı? At bir adım Alekta baba. Görüyorsun değil mi nasıl işletiyoruz? Bak bak bak. Aldı galiba. Var da gör fabrikada bak. 17 bin daha ham madden var. Kasa satma. Satma. Burada bekle. Sabanı al abi sen orada. Açık bir şekilde. Yardır bizim öbür sabanlanacak arazi vardı değil mi? Evet. Yabani not yap. İyi pusun. Yapsın onu bir şey olmaz. Ekiciyi sokucu hiçbir şey olmayacak. Ne yapayım oğlum her yeri yapmış zaten. Baktım hapsi de şey. Üç tekerli olunca traktör top daha ağır oluyor acı. Bu aynı hızda gidiyor. Öne ağırlık koyup öndeki çekişi arttırmadık mı? Abi zaten önü aşağı basıyor ya. Ağırlık koymanın bir anlamı kalmıyor ki o zaman. Anladım. Oğlum değirmen fena yardırdı la. Şuradan geçmeyecek abi. 40 ton aldığımız mala bak. O 17 ton var ya 2 gün uyudu mu bitti ha? Evet. Sen ben sana bir söyleyeyim mi? Eylül'de ekeceğim diye uğraşma. Ekim'de ek ne olacak? Sonuçta bir şey değişmiyor ya. Yani. Doğru. Filiz var ya kral. 3 gün uyuduk mu? Hem pasifte gelir. Bu arada ikinci elde bir şeyler düşmedi mi? İkinci elde bir şey yok. O düşmüş. Bir şey yok. Ben bizlik bir şey olursa diye düşmüştüm. Bak. Sadece aşağıda kalan teker patiye vuruyor şu an. Biz şimdi bu unu verdik mi ne verecek? İşte. Şöyle düşün. Malzemenin ne kadar arttığını düşün. Bir de sen bu unu ürettin ya, bunu ekmeğe çevirirsek kaç para? Ekmeği de görebiliyoruz ki orada. Bakarız. Yağ fabrikasını kuracaksak kurarız da fırın alırız. Yani. Yağ iyi para veriyor da. Yani ekmek de bence az değildir. Bence ekmek de güzel para veriyordur. Vermiyor mudur acaba? Veriyordur herhalde. Bakacağız abi işte. Mısır gevreği fabrikası bal alıyor bu arada. Seninki mi, benimki mi? Ses. Şey yapıyor. Feedback yaptı. Ha. Bunu zaten işçiye vereceğim birazdan. Evet, işçiye verirken de bakacağım. Ekmek kaç para? Oyunda da ekmek var ya 10.000. Ekmek bulamazsanız paslayın yani. Mısır gevreği fabrikası da iş yapar bu arada, haberin olsun. Mısır gevreği fabrikası birçok ürünü alıyor bu arada. Mısır alıyor. Bal alıyor. Yulaf alıyor. Un alıyor. Yulafını alıyor işte gevrek yapıyor.
Yani sen fırın kurduktan sonra yani norm fırının neyi kabul ettiğine bakmamız lazım. Fırın sadece genel olarak unu mu kabul ediyor? Bence unu kabul ediyor. Yani bu üretim fabrikaları da hangi mahsulleri üreteceğimizi belirliyor aslında. Biz şu an uygun fiyattan değirmen aldık kanka. Eğer ekmek bize kar koyduruyorsa abi, yağ değirmenini değil de firma var. Ekmek çok para vermiyorduk ama eğer bu değirmen yulafta bu kadar çok veriyorsa, bu kadar çok undan da ebesininki gibi şey çıkıyordur yani. Şimdi bakacağız abi işte ekme. Yani ekmekte sıkıntı yok. Belki yağ çok para veriyor diyorsun ama belki bunun kadar hızlı üretmiyor olabilir. O da olabilir. O kadar bitkiden cücük kadar yağ çıkıyor olabilir. Ondan dolayı da pahalı olabilir. Aynen öyle. Bu kadar unu hızlı ürettiğimize göre ben diyorum ki acaba diyorum bu değirmeni tamamlasak mı? Yanına fırını çakıp. Bir bakacağım abi şimdi bir dur. Şunu bir işçiye vereyim de. Çünkü şey olabilir dediğin gibi olabilir ya. Al buradan bas oraya. Yani. Küçük remont bile işini görür o zaman yana götüreceğin için. Evet o da var. Gidiyor. Diyorsun ki ekmek kaç para bakalım ha. Bu mu? Bu mu? Pardon bu. Bu mu? Bu değil. Hatlar karıştı. Altta hemen ekmek. İyi veriyor lan. Johnson Farms. İyi veriyor oğlum. Çok çok iyi veriyor. Bir çık. 3000'lere çıktı oluyor baksana. Mart ayı, Aralık ayında. Ben sana bir söyleyeyim mi? Sen buraya gel inşaat, 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 inşaat. Firun kaç para üretime gelsene. Şu 50.000 mi lan? Vallaha. Oraya koyma lan. Onun üretim noktasına bir baksana. Arkadan boşaltıyorsun, önden alıyorsun. O zaman ona göre mesafe ver. Dur. Ben, ha yok, ikisi yan yana, bak ikisi yan yana. Evet. Çakıyor mu buraya? Hadi hayırlı olsun. O zaman biz unu satmıyoruz abi. Unu ekmek yapıyoruz abi. O zaman ekmeğe devam. Bunun boşaltma noktası nesin? Aha şurası. Aha bura. Bak onu kendi alacağım. Alıyor. Bırak. ESG'den şey taktım. Bir de arkadan bir takım projeksiyon bölü diyecek sana. Gir abi. Bak. Un dolduruyor. Kek de yapıyor lan. Kek yapıyor da içine şeker atman lazım. Süt atman lazım. Yumurta atman lazım. Evet. Şimdi dur. Ekmek üretmek için 2 un bir ekmek diyor değil mi? 65 ton alıyor bak dikkat et. Evet. Ekmek statüsü 7000. Kek yapabilmen için keki bir tıklasana. Hangi malzeme lazımmış? Hepsinden ikişer tane. Çilek de lazım. Evet. Çikolata lazım. Bu biraz tuzlu. Biz ekmek yaparız. Biz abi. Ekmek yaparız. Mal o zaman doldum. Çalıştırıyorum. Başlasın tabii canım üretme. Center'ı hala boşaltayım. Şimdi ekmeğin üretim hızını da göreceksin. Yanlış yaptım. Abi dön dön U yap. O çiz. Dönerek git geri geri zaman harcama. Böyle daha hızlı döneceğini sen de biliyorsun bunu. Şimdi saban gittiğine göre bir üç gün daha uyuyalım biz ya. Ne diyorsun? Doğru söylüyorsun. Lan şeyi kapatmadık. Neyi? Kontağı. Olur öyle vakalar kanka. Hadi uyuyalım. Uyumayalım.
Hasan Dolu'nu doldursana hemen bir. Biliyorum. Hadi uyuyalım. Uyumayalım. Vazgeçtim. Uyumayacağız biz. Yarasayız biz. Şu boşaltırken bir insene kanlından şu tarlanın içine bir girsene, kireç istiyorum. İstemiyor güzel. Şu an buraya bir tür gübre attıktan sonra taş toplayıcıyı sokalım. Çaktın. Anladım. En son ekicide olayı bitireceğim. Anladım. Bekleme yapmadan. Ne kadar arpa var lan bunun içinde, çok merak ediyorum. Hı? Oğlum biz arpa falan ekmeyelim la, bu arpa bize iki sezon gider bak ben sana söyleyeyim ha. Gider mi gitmez mi? Gider. Üç sezon bile gider. Ama şöyle bir şey var. 135 alıyoruz. O arsa mi? Ufak ya. İki birleştirdiğimiz arsa şey ufak kaldı ya. Bence biz oraya arpa ekelim. Üçüncü birleştirme yapacağımız arsa daha da ufak olacak. Arpayı oraya kaydırırız ondan sonra. Heh. Böyle böyle diyorsun. Sana ben diyeceğiz buranın ha. Zebil kalmış lan garibanlar. Kalmazlar artık şimdi ya. İyi aklına geldi, benim aklıma gelmemişti. Ama biz uyuduk mu bal alamayacağız. Her şey sırayla abi. Parayla değil, sırayla dur. Ama bal bekler biz romorku getirene kadar. Evet. Lan oğlum göz göre göre de vurmazsın be. Ben vururum acı. Sana daha pislik bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yağ değirmenini yapabiliriz. Ama yağ değirmenini yapmadan önce yapmamız gereken şey... arsa almamız lazım bizim kardeşim. Çünkü bu kadar ürünü yetiştiremeyiz biz. Yetiştiririz. Ekmeği satalım. Ekmekten ne gelecek ona bir görelim. Ekmek zaten veriyor maşallah var. 2000 bence gayet iyi bir oran. Ne aldıysak iki katını verecek. Evet. İki undan bir ekmek çıkarıyor dedi değil mi? Yani ikiye bir veriyor. %50 eksiltecek. Biz 30 ton koymuştuk değil mi? Kanka. Ya 30 bin verecek işte. 15 ton ekmek alacağız. Yani 30 bin bence iyi para. Pasta çok daha fazla veriyordur. Pasta daha fazla veriyor tabii canım. Seraları bulamadım, seraları. Çilek seradan üretiliyor. Çilek serası koyarsak şeker nasıl üreteceğimizi biliyor musun? Pancar. Veya şeker kamışından. Onun için de şeker fabrikasına ihtiyacım var. Abi dur ilk baş şu yağı biz bir halledelim. Bir şey söyleyeceğim. Oyun gitgide saracak gibi. Bayağı saracak hem de. Ve ben çok izledim. Bu oyunda bu kadar ilerileri düşünerek oynayan çok yok. Yakında bizim YouTube'da biliyorsun kardeşim. Belirli bir limiti aşacak. Bu değerli oyunumuzun bize sağlayacağı çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Tabii platformun birini bırakırsak çok daha özgürlüğümüz de olacak. Hadi zıbaralım. Hey. Uyanır yanmaz fırına bak. Öyle yapacağım zaten. Hey. Bir anda 7000 oluyormuş lan, ne eğlenirim var ya. Olmuştur. Gidiyorum bütün aşkları yüreğimi de. Bir şey söyleyeceğim, değirmen de görünüyor değil mi? Ekmek 700 mi olmuş? Evet. Bu ne kadar var içinde? 11.000. Oo güzel. Zıbar. Tavukları yeni besledin ya oğlum. Tarlaya baktım. Hangi tarla? Soya'ya. Soya daha var oğlum. Hayır sarı olacak. Biçeri mi sokarız diye. Biçeri evet. Sokmayız abi. Bugün sokmayız. Sen bize bir sallasın abi ya. Hallederiz. Bak malzemeye. Ekmeğe bak ekmeğe. Ekmeğin unu var mı da? Oo. Laylili laylili yandan yandan. Hadi kız orada. Dililit. Bence biz onu ekleyeceğiz şimdi o fırına.
Sen bir günde oyudun mu fumu değirmende yulaf ulaf kalmaz. Yulaf bitti. 12 kalmış. Bitiyor. Son uykuyu yaptın mı hasadın açılacak. Ekim'de değil mi hasadın açılacak. Şunu yapacağız. Küçük tarlanın sabanı bitecek ya. Gübreyi salacağız, ondan sonra taş toplayacağız oraya. Evet. Oranın o işi var. Sonra sarıcıyı basacağız. 24 metre. Be. Abi sallasana ya, boğazımız kurudu. Senin boğazın mı? Ekmek nakıda oldu, ekmek nakıda oldu. Yulah bitti zaten. Una git abi direkt. Tır oradaydı değil mi? Evet. Zıpla abi una. Hemen paletleri çıkart. Fabrikayı durdur, üretim maliyeti ödüyorsun çünkü. Değil mi ki acaba şey? Oğlum bitti hiç, hammadda kalmadı ki. 11 tane kaldı. Lan 11 tane de ne çıkacak bırak. Doğru söylüyor. Ekleriz üstüne sonra yine bunu, yardırırız. Bunu devre dışı bırak diyoruz. Oğlum 6'şer 6'şer çıkar. Lan yine yanlış gittim ya. Alıyor mu? Alma mı? Çıkar. Hayır, şeyi boşa çıkartalım, anladın mı? Romorku boşa çıkartalım da malları toplasın. Aynen, orada var değil mi? Yalnız sana bir şey mi? Bence bu un ve şey için bu romorktan almana gerek yok. Ekmek için. 7000 atacak ekmeği. Küçük romork alabiliriz ekmeğe. Buradan oraya aktarma yapıyoruz. Küçük romork yeter ki buraya gideceğim. Yetmez mi? Artık değil. İkinci elden tırt bir traktör alırız ucuz. O romorku çekmeye. Bitti mi unumuz? Bitti. Hadi aynı olur. Ana. Beyinsiz. Koskocaman tırı görmüyorsun değil mi? Arzaya bak. İç. Deponun olduğu yerden vurdum diye yavşak. Şerefsiz ya. Escape'den bir takip edelim abi. Firuna ekliyor mu Firuna? Ekliyor mu? Ekliyor tabi. Eklesin. Bu arada buradayken inşaata girsene kanka. Seraların yerini öğrenelim. Üretim. Sera. Fiyatları çok ucuz Serkan, fiyatları çok ucuz. Büyük sera. Ne kadar büyük? Bu mu lan? Bu. Büyük serayı alalım. Bu. Yalnız su istiyor. İşte. Onu nasıl yapacağız? Çok kolay. Çok kolay. Ha, bitsin mi diyorsun? Gitsin abi yandan. Öbür makine tamir olmadı, bu tek çalışacak değil mi? Evet. Bıraktığı yerleri de elini alacağız. Sabahın da bitirmiş. Sabah bitir. Lan. Kanka su muhabbeti var ya. Hı hı. Bir bizim şeye girsene. Satın almaya markete. Dur abi gireceğim. Su muhabbeti nasıl çözeceğimizi biliyorum ben. Küçük su deposu gibi bir şey var. Tamam. Su taşımak için de romork var. Tank. Tank var. Onunla onu alıyoruz. Hatta ben sana bir söyleyeyim mi? Oğlum sera çok ucuzmuş lan. Serayı için nereye koyacağız acaba? Çok basit. Büyük tarlanın yanındaki hiçbir şey koyamadığımız arazi boşluğa. Balk orada zaten. Ya da tak istiyorsun, istemiyorsun. Bal versin de mi? Vereyim. Vereyim. Balları toplasın oradan o. Bunu ben sana söyleyeyim mi? Bak. Bunu kardeşim yani deşi açısından düşünmek lazım bro. Ne derler ona?
Fermik 19'dan çok daha eğlenceli. P'ye bassana. Şimdi P. Şeye geç. Yok yok, buraya değil. Romork şartın olduğu yere gelsene. En aşağı in abi. Çeşitli de olması lazım o menetin. Su deposu diye bir şey abi. Git 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 git. Burada değil galiba. Geri çık. O bence şurada abi. Romorklarda. Hayır hayır hayır. Şey, su kaynağı olan şey buradan değil. Bu alacağın tank bir halta yaramaz yani şu an. Suyu dolduracağın yeri alacağız önce. İn aşağı. İn 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 in. İn oğlum. İn daha in. Yüzleştiriciler, amacık ekipmanları. Çekil çekici. Oğlum. Su şeyi neredeydi lan? Amaç tankında olmasın? Değil. Poh tankı bu. Su tankerini aramıyorum ben Serkan. Su kulesini arıyorum ben. İnşaata girsene. Orada mı lan su kulesi? Şu ne mavi olan? Bu ek su deposudur diyor. Seralarına su sağlar. Evet. Seranın yanına yerleştirilmesi gerekir. 5000. Seraları koyacağız, sonra bunu alacağız. Seranın fiyatına bakalım. Abi 10.000 dedik ya. 10.000. Bize para lazım. Sera? Büyük sera buraya ne kadar oluyormuş? Bak boyutuna. Havada karada. Hem de kaç tane yan yana. Evet. Bunları dip dibe koyacağız. Çileye ekeceğiz. Suyu da dibine koyacağız. Aynen öyle. Büyük ihtimalle içine de tohum atacağız ama hangi tohum atacağımızı onu bilmiyorum şimdi. Biz suyu neyle taşıyacağız? Suyu yanına koyman yeterli dedi ya oğlum. Su deposunu sıranın yanına koyacağız. Sürekli su gelecek mi ona? Ha, öyle yazdı. Al Allah. İnşaata gir bak. Silo da mı bulmuş? Silolarda da vardır. Silo hatlarında bulmuştuk o mavi depoyu. Bak şu. 2100. Ne? Seraların yanına yerleştirmemiz gerekli diyor, tamamdır. 5000 litre su veriyormuş ama. Bunun büyüğü var mı? Ona bakayım ben de işte. 5000 lira... Dur. Peki, normal silolara baksak. Belki orada suyla ilgili bir şey vardır. Farklı şekilde olacak. Silo gibi görünüyor bunları. Bunlar silo. Hepsi silo bunlar. Tipleri aynı abi. Bunlar altlarında yazıyor zaten silo diye. Devam et, devam et. Silo diyor abi. Hala silo diyor. Bu ne? 22 milyonluk silo. Oğlum 2 milyonluk silo? 15 bin? Ama ayrı bir silo. Bizim siloyu yok etmen lazım. Birlikte çalışmaz. Başka yere koyarız. Siloyu satarız içini boşaltınca. Bunlar hep silo abi. Devam et. Belki su başka çıkar. Senin silo bak. 30 bin. 5 milyon. Abi biz bundan alalım. Alırız sonra. Sen suyu bul. Suyu. Git ileri git. Tipinden anlamıyor mu lan silo olduğunu? Bitti. En başta var mı? En başa git. Yok. Abi bir tek o silo hatlarındaki var galiba. Başka yok. Değil mi? Bir bu var. Bunun başında var mı bir şey en başında? Barakalarda da yoktur. O var. 5000 litre. Demek ki yetmiyorsa destekli koyacağız. Yani yanına ekleyeceğiz. Arı gibi. Evet. Şimdi paramız olduğunda şey saban alacaktın. Kalada saban iş bitti. Bunun işi bitti. Buraya gübre mi sokacaktık biz? Evet. Sonra taş toplayacaktık. Evet abi. Topluyor değil mi? Yavaş yavaş. Ekmek iyi getirecek.
Şu an o ekmeği... Ekmek biraz yavaş gidiyor. Normal abi. Ya onun hızına yetişemiyor. Ekmek biraz ağır gidiyor. Ama o fabrika aynı anda pasta da üretebiliyor. Değil mi? Evet. Yani şu an çok aşırı bir yulaf üretimine ihtiyacımız yok. Kanka. Arpayı ektikten sonra bizim uyumaya başlayabileceğiz değil mi? Kral. Evet. Arpayı ektikten sonra yine uyumaya başlarız. Yağ değirmenini alacak para gelebilir abi. Abi yağ değirmenini acaba siloyu mu alsak ya? Tabii senin şu an siloya ihtiyacın yok ki. Aldığın yulafı değirmene basıyorsun, içini bile dolduramıyorsun. 270 bin tonu değirmenin içi. Doldurabiliyor mu? Alacağın yağ değirmeninde de en az o kadar bir hafıza olacağını tahmin ediyorsundur herhalde. 100 tonun üstünde olacak. Sen bir tarlana yulaf, bir tarlana kanola ekeceksin. Değirmenin dolduramayacak ki. Oluyor. Ya bizim 80 binini yağ değirmenini almamız lazım şimdi. Bir kere dokundu, boruyu açtı. Sıkıntı yok abi. Gerçekten yağ değirmenini aldığımızda çok ciddi, az geri alacağım. Gerçekten yağ değirmeni de fırınla birlikte işlerse para koyarız biz bu işte. Ben sana söyleyeyim. Bir de... Ekmeğe nasıl... Enseciden bakabiliyorken niye böyle konuşuyor? Bu nasıl bu? Palet olarak atıyor. Aynı şekilde alıyor. Ama buna 6 palet sığmaz arkasına. Maksimum kaç palet olur bakarız. O verir oğlum. O verir. Ay yok be, 20-30 da verir, o içindeki mala göre veriyor. Şey yapsana be. Yağ değirmeni 80'di, fiyatını biliyoruz. Yağ değirmeni de üstteki boşluğa koyacaktık zaten. Şuraya evet. Hedefimiz pasif gelirden 80 bini bulup... kanola ekimine bir sonraki yıl gelene kadar... Değil mi? Evet. Sen bu arada gübreyi. Biz soyayı ne yapacaktık bu arada? Satacağız. Direkt satacağız değil mi? Evet. Soya biliyorsun Haziran'da para ediyor. Şimdi satmayacağız değil mi soyayı? Süleye atacağız. Süleye atalım. Soya fazlasıyla bir daha girmemize gerek kalmayacak zaten. O fırının içindeki pasta yapma kısmı var ya, hı hı. Seradan sonra, şeker işlemeye başladıktan sonra... Çikolatayı nasıl yapıyoruz lan? Çikolatayı ne üretiyor acaba? Kanka. Bilmiyorum. Bence var ya, mısır gevreği fabrikası üretiyor olabilir. Olabilir abi. Çikolatayı üretmek için neye ihtiyacın var? Neye? Yağ ve şekere. Yani yağ değirmeninden sonra bizim... Üretime geçeceğimiz ürün şeker. Sen diyorsun ki illa o pastayı yapacağız. Ondan değil oğlum. Bak mantıklı düşün. Kral, mısır gevreği fabrikasında üretime başladığın zaman da şekere ihtiyacın olacak. Olur. Çikolata üretebilmen için. Yani şekere ihtiyacımız olacak. Fabrikaların ne ürettiklerini öğrenebilir miyiz? Korumadan öğrenebilir miyiz acaba? Şu an arazilerimizin bize verdiği imkan yağ fabrikasından sonra yerin yok diyor. Arazi evet. Al ulan diyor. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorum abi. Yağ fabrikasını aldıktan sonra abi bizim arazi almamız şart oluyor artık. Üstteki küçük bölümü yaparsak düzleştiriciyle geçeceğimiz bölümde bize fabrika koymalık yer açar. Ha. Yağ fabrikasından sonra benim kanımca çok büyük fabrikaya girmeyelim. Zaten yağdan da para kazanacağız, oradan da para kazanacağız diye uğraşıyoruz ya. Hı hı. O yukarıdaki 3 tarlayı birleştirdikten sonra kanka orada alanı bırakalım biz. Boş dursun birlikte. Bir şey olmaz. Değil mi? Ne olur. Ufak yollu bir arazi alalım.
çim ekipmanları alalım o ufak araziye göre. Anladın mı? Küçük çim ekipmanları. O araziye göre yani aletler. Hı hı. Bir kere çimi bir tur ekelim oraya. Çima bile çıksın. Bir yere koyunları şimdi. Bir yere bir koyun koyalım. Yulah bize hayvan gibi saman verecek. Olur. Ki koyunun samana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum ben. Sadece çim yeterli olacaktır. Koyundan alacağımız yapaklar için de şey kuralım. İplikhane miydi onun adı? Kıyafet fabrikası mıydı? Neydi? Ondan kuralım, anladın mı? Kumaş alalım. Anladım abi. Koyun yapağını kumaş olarak satalım. Her yerden üretim yani. Bunu da verdim, işçiye gitti. Kanka, inşaattan girip baksana, görebiliyoruz mu ne üretiyor fabrika? Herhangi bir fabrika. Mesela, üretime gel abi. Mesela şu 110 bin olan bak şey var, şeker değil bak. Mısır gibi diyor. Farklı ürünlere dönüştürür diyor bak. Dönüştürdüğü ürünü görüyor musun en sonda bak. Devlet çıkarıyor. Evet. Şimdi. Şu neydi? Yağ devrimi. Üzüm, geç. Fırın. Bu ne? Bu fırın nasıl bir fırın lan? Ama bizim adımız fırın işte o. Marangozluk. Mandıra. Bak çikolata fener üretimi gördün mü? Mandıra da üretiyor. Ama kısa ne istiyor? Süt istiyor. Sütle şeker mi bu? Evet. Peynir de üretiyor bu arada. İplikhane. İplikhaneyi zaten kuracağım. Bir öne gel. Buraya mı? Daha da öne. Bak senin kurduğun fırın şu 50 bin olan. Evet. Bunlar oluyor pasta çıkarıyor değil mi? Evet. Diğer fırın ne çıkartıyormuş? Şu. Aynı önüne çıkıyor. Hafızası da daha büyüktür. Fark etmez. Şu neydi? Marangoz. Onun yanındaki? Mandıra. Bu çikolata üretecekler. Şeker fabrikası var mı diye bakıyorum, anladın mı? Tavalı yerine. Bizim bir yerde şeker, şu arayını yapmadım. O ne o? Bakacağım işte, iplikhane bu. Abi, şunu mu diyorsun? Bu mandıra. Tavalı değirmeni, iplikhane. Şeker. Şeker değirmeni. Bak ne alıyor? Pancar alıyor. Parçalanmış pancar alıyor, şeker kamışı alıyor. Evet. Şeker değirmenini kurup şeker üreteceğiz. Bayağı da büyük yer kaplıyor da sonra bunu kuracağız. Önce yağ abi. Bir de şeye gel, mandıraya gel. Bak terzi dükkanında kurdun mu? Kıyafet olarak çıkarıyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. Demin mandırada görmüştük değil mi biz çikolatayı? Evet. Mandıra. Bak şeker ve süt diyor ya. Evet. Şu an dikkat et. Yağ isteyen bir şey yok. Kek yağı istemiyor mu ya? Fırına bir tıklasana. Yağı aldığımız gibi satıyoruz abi. Un, süt, çikolata, şeker, yumurta, çilek. Pasta yapmak istiyorsan. Evet. Biz şu anda unumuz var. Yumurtamız var. Çileği de üretimini çözeceğiz. Ki çilek pasta yapılana kadar çilek olarak satarız biz onu. Pasif gelir, pasif gelirdir baba. Şimdi soru bir. Önce yağ değirmeni mi, seralar mı? Çileğin satışına bakalım bir. Gir bak. Dur, boru açacak şimdi. Ha diyorsun ki 4 tane falan, 4-5 tane sera bulabiliyoruz biz oraya. Alanımız bayağı var. Değil mi? Evet. Bayağı bir sera kuluyoruz. Hatta ben sana bir söyleyeyim, tavukların yanında boş kalan yere bir sera daha atarsan ama uzakta kalır. Su muhabbetinden. Niye açmıyor lan bunu? Dönüşte açacak. Dönecek. Az bir şey alacak. Açacak bu. Yani üretim olayı bence mantıklı. Ve dikkat et, üretimlere girdikçe oyun sarıyor. Soya ekelim de satalım da para kazanalım da devrimden. Şuna ekelim de bir şey üretelim, üretimden satalıma geçmeye başladık baba. Aga değil, fabrikatör oluyoruz oğlum. Biz level arttırdık ha. Şirketin adını da buldum kanka. Bu kadar üretim tesisini kurduktan sonra şirketimizin ismini yazıyorum. Amele Holding. Ç
çilek bir şey değil lan. Ocakta 505 veriyorum satayım. Ama aynı serayı domates ve marul olarak kullanabiliyorsun. Domates ocakta 1000 veriyor. Marula bak. Marul 2000 veriyor ocakta. Bence serayı ekeceğimize karar verebiliyoruz. Dur. Belki de. Marula çakarız. Para basarız karşı. Olmam mı? Olur, fena olur hem de. 10.000'e kuruyor serayı nasıl olsa. Önce bu tarafa bitirecek son tur atıyor. Sonra taş toplayacağız değil mi biz burada? Evet. Taş toplayıp şey yapacağız. Sarıcıyı sokacağız. Sarıcıyı sokacağız. Bu arada diğer tarlada sap kırıcı için hazır hale gelecek. Bence. Sap parçalayıcı oraya sokabilir miyim istesem şu anda? Bırakmadım uçlarda. Şu uçta bırakmıştır anasılayım da. Bak, biçerin üstüne çık. Biçer gidecek nasıl olsa. Bırakmamış olabilir. Kardeş bırakmamış. Evet abi bırakmamış. Gönder sap parçalıcı istiyorsan. Bu da bitti zaten. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bizim fırın ve tahıl değirmeni için kullanmamız gereken romak o 20 binlik romak. Küçüklerden. Bir tane alırız. Doğru söylüyorum çeşitli. Bir tane alalım ondan. Ondan ona taşıyacağız zaten. Ekmeği nereye satacağız? Yani Johnson'ı satıyorum. Johnson'a satabiliyorsun. Ekmeğin fiyatı düşmez kolay kolay. Şu sabanladığın araziyi de gübre attırsana ya. Onu düşündüm ben de şimdi. Atsın yani nasıl olsa atacağız. Sen elle mi dönüyorsun şu an? Belli bir kısmı elle dönüyorum yani. Ha boş bırakacak doğru. Her türlü bırakır terbiyesiz bir yapar. Aynen öyle. Şimdi biz bu ara çok uyuduk. Kanka uzun bir süre ya bir daha biraz paramız olduğunda uyuduktan sonra şeylere bakalım. İkinci ellere bakalım bazen şeyler düşüyor. Küçük basit traktörler düşüyor çok kelepir. Bak. Bu 20 tonluğu çeker o. Evet evet. 20'lik şeyi çeker yani fırın orada çalıştırabiliriz bir küçük traktörü. Oradan al oraya koy yapacak alt üstü. Tamam. Oradan al oraya koy oradan al satışa götür. Yani yok satışa götürme. Bir de şöyle bir şey var. Şey yapabiliriz abi. Ünumurka alabiliriz. Bir tane daha. He. Mantıklı. Ünumurka hızlı çekiyor ya ondan dolayı diyorum. Ünumurka alabiliriz 25.000 falan. Ama daha ucuza traktör denk gelirse niye ünumurka alalım? Tabii o da doğru. Hazır yemek restoranı da alıyor şeyi ekmeği. Ama ucuz alıyordur. Kanka 2000'in altına düşmüyor fark ettiysen. Değil mi? Hadi hayırlı olsun. Gidiyor. Sapçı arkadaş gidecek şimdi. Evet. Abi de bir çay yapaydın ya. Taş toplayıcıyı neyle çekeceksin sen? Şey bitirir ki orayı şimdi. Gübre mi? Gübre bitirir şimdi orayı. Taş evet hızlı bir 18 metre atıyor zaten. Güzel lan bırakmamış lan. Bu traktörü bırakmamış lan. Diğeri olmuş, diğer biçer olmuş olsa da var bırakır da. Ben bu biçeri sevdim ben. Hoşuma gitti bu biçer. Bir daha açacak. Direkt işçiye verelim bence. Verdin galiba. Ha.
Bizim biçer gidiyor mu? He. Tamam. Biçer bir yerlerde bulunamadı arsa bulunamadı ayağı yapabilir. Ama oraya daha çok var. Bir de öbür makinenin hızını düşürsek mi? Bunu mu? Buna yetişirse düşürürüz. Yetişir de düşürürüz. Şu an yetiştirmesi gereken bir durum yok. Şuraya bak. 2 dakikada nereye geldi? Ve daha geniş alıyor şu anda. Ama 18 metre atıyoruz. Bırak da alsın. O herbisit tankı var ya bizim. Hı hı. Son şunu. O herbisit içine sıvı gübre atıp... Kral. Hı hı. Kaç metreydi o alet ya? 36 metre falan herbisitin kolları. Hı hı. Sıvı gübreyle 36 metre gübreleme yapabilirsin. Dolu gerçi herbisit içi de ne bileyim. Şeye bakacağım. Şuna bakacağım. Bal mı? Almadık ya. Bayağı almadık. Doldurmuştur herhalde bayağı bir ya. İyi. İyi yani, Allah bereket versin. Bence. Gübre burayı her türlü bitirecek. Sen bir çere bir kontrol yap da. Çay şu uçta bıraktı. Bak şu uçta bıraktı. %80'ini doldu zaten bir şey. Ben bir çay yapıp geleceğim. Vallahi güzel olur. Ağzımız, dilimiz, damağımız ıslanır. İyi o zaman. Buralar sende, ben çay yapıp geliyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Ben de. Çocuğun burnu şimdi. Hadi bağalım. Evet sevgili YouTube. Pek fazla bir şey kalmadı. Şunun şurasında bir bilemedim. 2 aycık sonra canlı yayınlar size gelecek. Yani daha iyi olacak.
Yani dostlar, 20 dakika sonra Mortingen Strasse'yiz, haberiniz ola. Sonra demeyin bize, neden böyle oldu demeyin yani. Çünkü... Şunun hızını düşürdüm. Onda gitsin. Çalış. Katlan çocuğum. Ups. Bunu burada alır. Buraya böyle koyarım. Gidelim sonra taş toplamayı alırım. Alırım. Hurdacı. Abi bir remork boşalttım şeye. Bitir. 37.527 litre. Ne çıkarsa bro. Şarar. Makine gelene kadar buraya dönerse sıkıntı yok. Değil mi? Sen aç bakalım kollarını. İki dakika sen şurada şöyle motoru kapatalım, yakıt yakmasın. Bir çere dönüyorum. Rampa yukarı olduğu için zor. Hesap vereceğiz şimdi tam gaz alalım. Şu uçta bir yer var olacak. Tam gazı saplayacağım oraya. Kaçarsa çalıştı abi normaldir yani. Kaçtan normalde çalıştı. Normal değil mi? Uğraştığınız şekle bak. Gerçekten sıkıntı değil, motora da gitmen lazım o zaman. Evet. Bayağı bir kınıyor ya.
biraz kaçını yatıyor kendisi. O biraz sıkıntı. Deposu küçük değil birader. Deposu büyük. Deposu büyük. Yapıyor. Tıral, tıral. Tıral acaba kim? Ya bak, şöyle bir şey var. Bir kasaya yakın çıktı soya. Evet, evet. Ama soyanın mantığı şu benim için. Biz bu yulaf ekmek için ebesininkine kadar beklemeyeceğiz mi? Ha? Evet. Bu iki tarlayı. Yulafı çektiğin anda kanalayı basabiliyorsun ama. Yani o arada pasif gelirden yağ değmenini alırsan. Tabii tabii. O zaman çok güzel olacak işte. Ekmek fabrikası bayağı bir çalışacak uzun süre. Fabrika haznesi dolduğu zaman, üretim haznesi. Bir de şu var, fabrika üretim hazırlığı durduğunda fabrika devam ediyor, eyvah ne yapacağız gibi de değil. Durdurabiliyor mu abi fabrika? Evet. Ekmek fabrikası çalışma devam ederken durdururum yulaf şey, un fabrikasını, ne olacak? Vallahi var ya ben... Haznesi dolması bize zarar vermez ki. 30 ton şeyi var ya, un değirmenin limiti. Tamam. Ondan sonra boşa atacak. Ürünü yakacak, yumurtadaki gibi. Ölümünü yakmasına izin vermem canım. 30 ton olduysa dur diyeceğiz. Beklesen. Ekmek fabrikası biraz harcasın. Ondan sonra getiririz biz sana. Biz alırız oradan bir şeyle. Ya 30 ton derken şu. 30 ton da değil aslında. Benim gözümde 36 tonu. Çünkü 6 tonu palete atarım. İçini fırlettiririm diye. Ya ne olur o? Ya da romorka doldururum. Bizim en büyük avantajımız şu taş toplamanın hızlı bir saat. Biz taş toplamadan da arazini kullanabiliyorsun birader. Sıkıntı olmuyor. O da öyle de. Malzemelere zarar veriyor. Bu taş toplama makinesinin içinden geçiyor işte. Biraz sarıcı sokacağız değil mi ya? Ektikten sonra sarıcı sokamıyor musun? Sarıcıyı sokmasak ilerik yazmaz. Ne durdu? Ektikten yine saracak. Evet. Oğlum bu klima her start aldığında elektrikli bir şey olur ya. Sen fark etmiyorsun değil mi onu? Klima duruyor. Start aldığında böyle bir şeyler flash yapıyor abi. Anlamadığım bir şekilde. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bunu işi yamuklu mu yapıyor değil mi? Yapamıyor ki. Tabii böyle yapamıyor. İstiyorsan dene. Deneyim lan bir. Ver işçiyi, izle. Şu an işçiye verdim. Tamam, izliyoruz şimdi. İzliyoruz, bakalım ne yapacak.
kaldırdı. Ne diyor şimdi? Bir emin olamadı. Evet, girdi. Ya bu taraf tutuyor. Biz de bunu bir izleyelim bakalım. Hata yapıyor mu, yapmıyor mu bir görelim ha. Evet. Bunu merak ediyorum. Hayır, devreye gelmedi oğlum kasa. Sen onu fullemek istedin değil mi? Fulliyor işte. Bu şekilde oval çizerek bence orayı hizalayacak ha. Büyük bir ihtimalle. Ya da baga girecek böyle dönecek. Şimdi anladın mı? Evet. Acaba büyük traktörün olsa aynısını yapar mıydı? Yapar. Arkadaki kullandığın taş toplama cihazını makine olarak görün. Aha. Alet mi çalışmıyor? Evet, alet çalışmıyor. Römork olarak sağa gir. Heh. Taş bırakmadan gittin, hadi şanslısın. Hadi. Allah billah var ya. Cücük kadar taş için uğraşıp dururum vallahi orada. Dediğim gibi bize bunun en büyük avantajı hızlı olması işte. Hızlı olması değil, hızlı gitsin onun güzel işte. Hop. Oğlum, 22.150 gidecek. Büyük bir ihtimal. Oraya bakıyorsun değil mi sen? Bakacağız, bakacağız, gidiyor. Ben sana söyleyeyim mi? Kuluktan sonra saban atınca daha fazla taş çıktı aynı. Her zaman öyle yaptı abi. Toprağı iyice alt üst ediyoruz abi. Verim alıyoruz baksana. Üründe verim olmasa uğraşmayız da var ama. Tabii canım %100 veriyor hem de bir de abi. Şimdi bak %50. 22.000'e dayandığı zaman %50 veriyor. Yani 44'ten biraz aşağı 43 küsürler. Niye yani? 43 dedim. 42 küsür verecek. Bir daha dünyanın parlası var. Ne dünyanın tarlası? Daha iki tane daha hayvan gibi tarladan taş toplayacağım. Olur. Ki kaç durdur topluyoruz yarıya geldi. Evet. Benim bu noktada bu kasayı fırlamaktaki amacım şu. Zıp pıt doldur boşa uğraşmaya gerek yok abi. Kasa kocaman. Ki bu kasanın büyük bir avantajı. Biz şimdi beşinci parseli yaptığımız zaman artık bir taş toplamada hepsi birden gidecek. Bir de silonun mantığı var kanka. Bizim silo var ya. Hı hı. Zamanı geldiğinde o siloyu satacağız.
Çünkü daha büyüğünü bulduk daha ucuza. Zamanı geldiğince satacağız dedi. Amacım şu. Fabrikalar var ya. Hı hı. Fabrikaları belirli bir bekleme düzenini aldıktan sonra mesela diyeceğiz ki bütün tarlalara basalım yulafı. Bas silonun içine. Bütün tarlalara basalım kan olayı, al siloya. Basalım ayçiçeğini, al siloya. Biri biterken biri silodan gidecek. Anladım. Yani... Ben senin demek istediğini anladım abi. Siloya yığacağız. Silo üzerinden deri kazanacağız. Sürekli malzeme gelecek silodan. Yani şöyle bir korkun olmayacak. Fabrikalar durmayacak yani hiç. Fabrikaları hiç durdurmayacaksın. Durmasına gerek kalmayacak. Evet. Ha, fırın yulafı çok yavaş mı getiriyor kardeşim? Fırında keki de soktuk. Hala mı yavaş gidiyor? Bir fırın daha yaparız. 50 bin lan. Bir fırın daha koy. Ne olacak yani? Olur. Çift fırın basarız. Ne olacak? Çatır çatır çalışıyor. Üretimden para kesiyor sadece. Vergi kesiyor üretim maliyeti. Ya biz her türlü çözümünü buluruz abi. Sıkıntı yok, anladın mı? Değirmen çok hızlı çıkarıyor onu abi, bildiğin gibi değil. Gerekse bir kısmını da satarız. Un olarak satarız. Ha. Dediğim gibi gücümüz varsa, eğer mahsulümüz kurtaracak haldeyse, baktık çift fırını götürüyoruz, çift fırın yardırırız, ne olacak yani? Aynen. Bu sefer öbür 50 binlik fırını aldık. Ne olduğunu merak ettik ya. Evet. O da var. Dur, şunu biliyorum. Havada karada bizim o değirmen ve yulaf dengesi iki fırını cayır cayır besler. Cayır cayır besler ya. Ama biz buraya arpa ekeceğiz. Ya ben pastanın fiyatını çok merak ediyorum. Bakarız o abi kadar, şimdi. O kadar ürün istiyor ya. Bakarız abi şimdi. Bin tonu düşünsene. Bin litresini 10 bin veriyor. Çizgimizi bozmadan oraya doğru ilerliyoruz. Niye silo yapacağız diyorum biliyor musun kanka? Daha fazla toprak almaktansa yığma yöntemiyle ilerleyeceğiz. Doğru söylüyorum. Para yığacağız. Borcu ödeyeceğiz ya. Sen ödedin ya, borç biter mi bilmiyorum ben. Biter. Sonra siloyu dolduracağız mesela. Atıyorum şu an fırın üretim yapıyor değil mi? Borç yiğidin kamçısıdır abi. Yulafı, arpayı basacağız silonun içine. Hayvan gibi dolduracağız, öküz gibi. Yardımcı Feri çalışmayı bitirdi diye. Sarıcı mıydı? Hı hı. Yani pulluk mu yiyecek? Tek sarıcı çalışıyordu. O zaman pulluk yiyecek. Pulluk yiyecek ama bıraktığı yerleri almamız lazım gitmiş. Sarıcı bırakmamıştı lan. Bıraktı abi. Yine mi bıraktı, terbiyesiz ahlaksız ya? Gübre de bitti zaten öbür tarafta. Taş kaldı. Gördüm. Bu kala daşlı kala kardeş. Bilirim. Bu tamamdır. Oğlum bayağı bir taş topladık da yiyeriz. Sağ olun leş kargalar, evet. Her yayın yapacağım demiştin de onu. Yalnız bir şey var. Arazi seçimi yaparken gerçekten çok zekice düşünmemiz lazım. Evet. Ya parayı biriktireceğiz, o aşağıdaki parsel vardı ya, 70'lerin oldu seni beğendi. Orayı komple alacağız. Hepsini birden. Ondan sonra sabanla dalacağız. Boydan boya. Ya orası kocaman alan veriyor çünkü alt tarafta ağaçlık alanı çok veriyor ya. Ya ağaçlık alanı boş ver, onu demiyorum ben. Ekim arazisi için diyorum. Hayır, onu biliyorum. Ağaçlık alanı çok veriyor ya burası. Daya mısır fındığı, mısır gevreği fabrikası, ot fabrikası, cart fabrikası, curt fabrikası. Yasla. Tabii. Bak. Vay. Şerefsizi görüyor musun? Vay eşoğlu eşek. Sen buralardan bahsediyordun sanırsan. Bir de şey tarafında da bırakmış olabilir. Kardeş, sen burada kapat motoru. Bir bekle.
Bekleyecek ve çalışmayacak. Yani 20 metre sap parçalayıcı kurtardı mı bize? Yetti mi dersin? Bence yetti. Şimdi anlayacağız. Ya yetti bu, yetti. Makine yeterli mi bizim için diyorum. Makine yeterli abi. Bu saatten sonra diyorsun aynı makineden bir tane daha almak gerekecek büyüklükte bir arazi olacak. Öyle bir arazi oyunda yok, biz üreteceğiz o araziyi. Evet. Senin o beğendiğin yer var ya, o parselin hepsini alacağız. Zaten biz oraya alırsak var ya, bizim elimizde çok şeylere geçecek. Dev gibi bir arazi olacak orası. Fabrikaları kurmak için çok dert etme kanka, şu yamuk arazi var ya aradaki. Hı hı. Trenin yanındaki. Alırız orayı, araya döşe. Hayvan meraları falan. Araya atarız, anladın mı? Hayvan meralarıdır, işte fabrikadır, ne sığdırabiliyorsak. O 70 no var ya, 72 miydi? 72. 72, ne giriyorsa. Yani marketten de aşağıda da bizim, düşün. O zaten o 72, bak adama baksana, adam şey atmış, kireç atmış. Ben dediğim arada bak, şu yeşil, onun yanındaki ve şura. Biz bir yolun alt tarafındaki diyorum, komple şu evlerin olduğu yer dahil, komple alacağım orayı. Alırız abi. Ve mantıklı tek bir tarlaya çevireceğim. Tarla olmayan yerlerini de, yani tarla olmayacak şekilde kalan yerler varsa da düzleştiriciyle girecek. Yani. Bunu düzleştiriciye çeviriyorsun değil mi? Hayır, bu yapmaz. Hayır, düzleştiriciye çeviriyorsun ya. Yok. Bu düzleştirici olmuyor kanka, o başka bir şey. Düzleştirici çok farklı bir alet. Böyle çimenlik yapıyor vurduğun zaman. Allah Allah. Hı-hı. Var, düzleştiriciler var, görürsün orada. Alınıyor. Orayı var ya, anasını ağlatırız var ya. Bak ne gelmiş. 84 bine geldik. Biz makinemize artık yapacak bir şey yok. 89 almıştık biz onu değil mi? Neyi? Onu. O Lemken ekim makinesi lan. O mavi olan ekim makinesi mi? O sarıcı. 140 binlik makineydi o. 90 bine geldi tamiri. Tamam işte, biz de onu diyorum işte ben de sana. Bu makinenin işi ancak bir alttaki tarlada olacaksa olur. Yani bir yerlere çek, millete engel olmasın. Bunda bize bir şey yok ki. Aşağı tarla var. Ne yapacak aşağı tarlada? Sap kırıcı bu. Aşağı tarlada ne yapacak? Bu traktörü bırakıp bunun arkasına sarıcıyı takacaksın sen. Evet. Kafa gitti baba. Kafa gitti baba. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Traktörlerin gidiş hızlarının yavaş olmasından şikayetçiyim. Ama yaptıkları işe de bir şey diyemiyorum şimdi. Yani... Deme zaten de. Oğlum, çektikleri arka malzemeye baksana lan. Bu ne oğlum ya? Bu nedir lo? Bak. Tam olarak pasta böyle bir şey işte. O tarlanın işi bitene kadar, aşağıdaki tarlanın ekimi bitene kadar bu tarlalarında birçoğu bitsin istiyorum, anladın mı? Dolayısıyla oraya sarıcıyı sokman lazım. Evet. Ondan sonra bye bye happiness. Happiness yapmanıza fazla kalmadı zaten. Biliyorum. O tarlanın işi bittiği zaman bye bye happiness. Bu kadar basit. Bu arada bunlar da yürüsün. Heh. Yan gidecek ha. Yan gitmez bu. Ha, düzledi. İşte. Sen şey al. Sardurma makinesini al gel. Bunu da işçiye vereceksin. Sen burada ufaktan bir taş toplayacaksın. Gittiği yere kadar. Tabii. Oranın sarma işlemi bittiği zaman ekimdeyiz zaten. Ekiciyi bir sokacaksın, bitecek oranın işe zaten. Evet. Ektikten sonra bir daha saracaksın. O da var. Ama o kadar. O kadar. Başka bir şey yok. O arada da bu iki tarlanın neredeyse hepsi bitmiş olacak. Aynen öyle. Ama elimizde kalan süre bence buna yetmez. Aletleri de çok gözünde büyütme kanka, o kadar iyi değil. Mavi makinemizi alalım, mavi. Yeni makinemizi alalım.
24 metrelik makine açacağız ilk defa orada, farkında mısın? Sabandan sonra. Evet. Saban bile 24 metre değildi bizim, yanlış hatırlamıyorsam. Hadi gidelim. Şuradan hemen öğreniriz abi. Garaj, pulluk. Sabanla. Bu 18 metre. Saban 22 metre. Daha da büyük bu. Bu daha da büyük. Çekmekte zorlanıyor mu? Ha yok. Biraz zorlandı sandım. Şu tarlanın içinden geçerken aç şunun güzelliğini bir görek ya. Açılmaya gel, açılmaya bak. Kaç katla açılacak çok merak ediyorum şu an ha. Oğlum traktör önüne kalkmaz değil mi lan? Bilmem. Lan aşağı mı indirdin? Yo. Bu direkt iniyor Serkan. Evet. Neyse bir şey olmaz. Taş topladıktan sonra zaten saracaktık. Saracaktık da alete zarar vermişsin anasatayım. Ya o kadar çıkmamış şey olmaz. Demek ki bunda V modu, V modu yok. Niye yok? Neden? Sence nedeni basit değil mi abi? Bence olmalı. Abi nasıl manevra alacak V modu olmadan? Buralarda mecbur açacaksın abi cezzet. Hizalamak için. Aç makineyi aç. Yapacak bir şey yok. Bir bekle. Zaten o açılana kadar sen ortalama göz kar. Böyle gir, böyle gir, böyle gir. İzle abi. Bir açsın bak, makineyi. İndiriyor, ondan sonra açıyor geri kalanında. Bekle. İndirdi, açtı. Bekle, bekle. V'ye basar mısın bir? V'ye mi? Bas. Bastım. Bir şey yapmadı değil mi? Sıçtık. Bunun böyle olduğunu bileydim. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 24 metre abi, yapacak bir şey yok. Baksana alana abi, ne kadar büyük oluyor. Ha, yalnız bir sıkıntı daha söyleyeceğim sana şimdi. Söyle. Bununla biz dönerken bu bizi öttürür burada. Bakacağız. Sarıcı geri geri giderken de çalışıyor bu arada. Evet. Sen bir şey söyleyeyim mi? Dikey yapmana gerek yok bu tarla. Var mı? Yap. Alt taraf. Yap gitsin. Yalnız bu makineyi buradan yukarı götürürken dikkat et. Oradaki çalılığa kesin takılır bu alet. Farkındasın değil mi? Evet. İçe gir, gir içe, gir içe, gir içe, gir. Gireceğim, gireceğim. Düzle. Herhalde kurtarır. Kurtarır canım. 12 ile gitmesi çok normal. Bunun küçüğü de 12 ile gidiyordu. Ama bu 24 metre gidiyor işte. Bunu işçiye verdiğim zaman var ya, çok, ya 12 ile gidiyor. Yavaş görecek. Gözümüz yavaş görecek ama tarlanın elden bitmesi çabuk olacak. Çapraz gidiyorsun. Sol tarafa dikkat et. Ona bakıyorum zaten şimdi. Buraya nasıl döneceğiz yani, salon düşün şimdi. Bu kadar büyük makine, o yamuklukta bizi burada var ya, yiyecek biliyorsun değil mi? Şimdi sen de dönüyorum ha, dönüyorum işte, al dönüyorum. Bak döndüm anne. Döndün mü? Bence tam dönmedi. Sarmadı. Orayı bilerek sarmadı zaten. Orayı sarmayacağını biliyorduk zaten. Hala sandım. Ağaca takıldın, ağaca geliyor, ağaç geliyor lan. Çok döndü. Şu an sardım galiba. Takılırsan o çiçeğe çıkamazsın bir daha.
takıldın zaten değil mi? Evet. Döndü mü? Kal orada. Şurayı yan alacaksın galiba. Zaten 24 metre. Bu hizadan hepsini alır o makine. Alır. Biraz zorluyor kral. Yapmıyor. Geri gel. Şimdi gönder. Yaptın ya. Takılma. Vallahi takılmadı. Ama... Yapmadı. Ben oraya nasıl yapacağım biliyorum. Sen burayı düz bir git. Ucunu denk getireceğim. Dıştan gelip. Anladım. Bir tur daha böyle gelip ucu denk getireceğim orayı. Her tarafı bu dallamaya yaptırt. En son oraya parmak atarız. Tamam. Çok eğlenücük, çok. Oğlum cayır cayır gidiyor Aletman, bana mısın demiyor ha kral. Biz bu pazar... Yeni mi video çekmem gerekiyor? Onları nasıl yapacağım ben? Yarın çarşamba, yarın salı değil mi? Evet. Yarın gelirim ben. Yemekten sonra başlarım. Baba araziye erişimim yok da makine böyle yani ne yapayım? Ho ho! Ağırlık. Değil mi? Fena oldu lan. İleri ileri. Evet. Bu da buraya götürüyor. Yukarıda bıraktı ama orayı zaten biliyorduk. Yani burayı da biliyoruz. Şincik. Bunun işi bitti. Bitmedi. Bu oraya bitmedi. Girecek. Bunu burada bırak. Bu oraya girecek. Çalıştırmana gerek yok. Pulluk peşin daha uzun. Elle girecek. Biliyorum. Ekim makinesini çeker miyiz lan şu traktör? Öbürü mü? Ama oranın işini bitirmemiz lazım. Yani. Sarıcıyı başka bir yere çekeceksen büyüklerden birine vereceksin baboş ekim cihazını. Değil mi? Aynen. Ama daha saracak. Ektikten sonra bir daha saracak. Yani sarıcının orada işi var. Aynen öyle. Ama pulluk boşa çıkacak. Heh, onu bekleyeceğiz mecbur. Arada taş toplayabilirsin o zaman. Öyle mi şimdi? Ha, motoru da kapatacak, bekletecek onu. Pulluğun işi bittikten sonra boşa çıkıyor zaten. Başka pullukluk bir işimiz kalmıyor ki. Aç kollarını da biraz geri gel. O bizim dev traktörlerin 40-50 ile gidenleri de var da işte para. Çok para. Ağırlık noktasında üç tekerle oldukları zaman harbiden yani. Ayıp duruyorlar değil mi? Buna bakarsan bizim fenti de modifiye edebiliriz. Çift teker yapabiliyoruz. Evet, arkaya çift teker yapabiliyoruz. Ağırlıkla. Önde ağırlığı var da. Ama yani uzun süredir bunu böyle kullanıyoruz, bir sorun çıkartmaz. Yani bazen fren bastığımız zaman arkayı kaldırıyor ya. İşte arkaya çift teker yaptığında ya da arka tekerlere ağırlık bir teker lastik taktığında sonra çıkmayacak.
Elimizden gelen başka bir şey yok abi. Onu yapacağız. Vay lan bak bunu. Aa üst tarlanın taşı var değil mi? Şu tarlanın taşı var. Maşallah. Ne oluyor? Dönüyor. Hı? Sarıcı mı pulluk mu? Bence pulluk. Değil, sarıcı. Nasıl bitirdi lan? Ne ara bitti oğlum? Bakalım. Mal. Tarlayı görmedi. Sıkıntı yok. Bir kere yeniden görevlendirmemiz gerekir midir? Hizalayıp bırakması da bir şey. Evet. O da büyük bir mucize. Bayağı iyi gidiyor kasa. Ben sana söyleyeyim, Mecid'deki tarlaydan sonra bu kasa falan neyse full olacak. Neredeyse. Satarız. Boşaltırız gideriz oğlum, ne olacak? Bir bakalım da bu tarla bitince ne olacak belli olur zaten. Hani de ben de değil zaten ya. Aynen öyle. Ama şunu gördük. Romok çok faydalı. O aşağıdaki parselleri aldığımızda bu romok yetmeyecek değil mi? Tek bir. Evet. Dolacak. Dolacak, boşaltacağız bir daha. Ama o bölgede yani beni birleştirin diye bağırıyor bir hocam. Değil mi? Zaten büyük bir ihtimal onun için yapmışlardı onları o şekilde. Bizi birleştirip dev arazi yapın, biz manyağız der gibi duruyor orada yani. Ne? Onlar pahalı araziler ama birleştirdiğimizde var ya, manyak bir arazi çıkacak oradan ya. O kadar pahalı olduğunu sanmıyorum ben ya. 300 bin falan kalmaz. Çalı çalı vurayım 300 bin lirada, 400 bin lirada. 300-250 bin falan yani hepsini almaya kalksak yaklaşık 750 bin falan çıkacak. Hepsini aldım burada. Yani bizim oraya almamız için 1 milyon olması lazım paranın. Çok var oralara. Mukadderat biliyorsun bu işler. Ya da parça parça alacağız. Hepsi alındıktan sonra birleştirme yapacağız. Hı? Aynen. Zaten o tarlanın işlemi yapıldıktan sonra var ya, içinden geçeriz biz oranın. O tarlanın alt tarafındaki ağaçları biçeceğim ben ilk baş. Kökleri sıkıntım benimle ya. O bir tane makine vardı ya, kiralamıştık. Ha, kök kıran. Ha, kök kıranı kiralarız abi, ne olacak yani? Satın almaya gerek yok ki onu. Sarıcı. O zaman bulduk mu lan? Bulduk. Bitirmiş. Bu sefer gerçekten bitirmiş. Hadi gidelim. Yalnız çok taş yapıyor. Yapacak bir şey yok. Sarıcı bir önce oranın işini bitirsin. Bir ufaklık daha var. Evet.
Last Two Months diyoruz yani. Son iki ay diyoruz ha. Geliyoruz bir şey. Evet, şimdi. Canımı bazen de sıkıyor abi, biliyor musun? Herkesin her şeye bir fikri olması. Herkes her şeyi biliyor zaten. Evet, bir biz bilmiyoruz. Ben bu sistemi kurup bu işe girdiğimde benim YouTube kanalımda 22 tane falan video izlenme süresi de 1 saat, 10 saat falan yıllık. Yani. Şimdi 2000 saat izleniyor benim kanalım. 900 video. İlk açtığımızda şu programı TikTok sistemlerinde. TikTok sistemlerinde doğru düzgün içerik üretemiyorduk. Şimdi en uzun süreli içerik üreticiler listesinin içerisindeyim. İlk 15'in içine girmişiz. Yani sistem dayanıyor. Bunun işi bitti sanırsam. Bu arkadaş tamam mı? Bu arkadaş tamam. Öbür arkadaş bitti mi? Öbür arkadaşın içi de az kaldı bence. Abi biz o makineyi büyük diye aldık ve çok iğrenç bir özelliği çıktı yani. Evet. Biz bence onu satacakmışız gibi bir his var içimde. Onu satıp bizim şu sap kırıcı var ya. Onu yollayayım hazır gelmişken. Gelmişken gönderelim diye. Takılsın. Ustalık takıl kafana göre çocuğum. Lan boyunda da paso karga var ya. Kargadan başka bir şey yok abi. Ha gayret karga çıkıyor. Sağ olun leş kargaları. Yapacağım dedim. Söyleyeceğim dedim. Bin kere yapma lan. Hoşuma gidiyor lan. İyice Cüneyt Arkın'a bağladım. Battal Gazi. Bence biz şu bizim sap kırıcının olduğundan alacağız. Bilmiyorum kral. O makineyi 80 küsur aldık, satsak. Ya o makine bayağı iyi iş yapıyor ama. Bunun bir... Ha, ikinci. Doğru, ben onu unuttum. Ulan ne diyorsun? Bu ekmez diyorum. Bir paket gübre, bir paket şey mi alsak? Ulan, birer paket. Vallahi kanka, gir torbalara. Torbalara. Pardon. Sen bundan iki tane al, öbüründen de iki tane al. Tohumlar. Para ne kadar düştü, iyi bak paraya. Batmaya hazır mısın? Batmaya hiç ya. Uzakta kaldım. Batmayacağım abi. Gübre abi. Lan. Yatıracak makineyi ya.
İşimi garantiye aldım. Ama sığmadı. Sığmasın. Gidecek sürükle peşinden yetir. Sonra bir daha alırsın. Şimdi ya sarıcının hala bitti işaretini görmedim. Anlarık. Hadi oğlum. Naz etme oğlum. Hala bitti işareti gelmedi sarıcına. Niye gelmedi? Baga mı girdi lan orada acaba? Gidiyoruz, anlat şimdi. Pepe! Şimdi benim derdim, sarıcı baga gidiyse patlarız zaten. Ne oluyor lan bu? Ama duruyor orada. Parayı ne harcıyor? Aa şey, saban. Bekleyeceğiz mi? Gidip gelmesi lazım. Evet. Bir de şu köşeyi de elle alacağız da. O zaman şöyle yaparız. Buranın sarmasını bitirelim. Hı hı. Ekme işine girme. Ekme işi sürer. Sürer değil mi? Ne kadar büyük olursun sunumu sürecek. Tabii, doğru söylüyorsun. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Sadece hallolsun. Kapan çocuğum sen. Bu gitsin sarıcı bitene kadar. O gitsin. Böyle bas. Sonra devam ettiririz mi? Çalışan başka, bunu da çalıştık mı? Aklımda bir şey var çünkü. Niye mi yumurtayı satacaksın ya? Hepsini değil lan. Bütün kasaları değil lan. Bir tek bunu. Bir şey vermez. Biliyorum. Başka yerden para kazanacağım şimdi. Ekmeğe satacağım. Pek çok üretmedik. Ekmeğin ne verdiğini anlamamız için satmaman lazım. Biliyorum ama şimdi mecburen. Bekletmen gerekecek. Biliyorum, mecburuz ama. Mecbur olmasak eyvallah. Bir sonraki yayına çünkü şey yapmamız lazım, paramız olması lazım. Oğlum paramız olması lazım. Uyuma işleri var çünkü ve... Olmadı, diğer yumurtayı da satacağız. Olacak bir şey yok. Bundan 8.000 geldi. Allah bereket versin şimdilik. Ama bir yumurtayı da satacağım değil mi? Ekmekten ne gelecek ona bir bakalım. Ekmek o kadar vermez. Şu an için vermez. Aralıkta 3.000 diyor ekmeği. Aralıkta. Şu an cansız farmız 2.900 veriyor. Öbür mağaza neresi? Kırmızı bowling berber. Şu yanımızda mı lan bizim o mağaza bowling berber? Bu da bir yerde olabilir mi? Haritadan baksana. Bu fırın zaten. Bu hazır yemek restoranı, benzin istasyonu, araç mağazası. Şuraya, onlar bizim, şu bizim tarlanın oradaki fırının olduğu yere bir zoomla bakayım. Ha, indirme yeri yok, tamam. Kilit istasyonu, doğu dağılası, doğu dağılası, tren kiralı. Bak koldum var, burası, burada. Ama onu trene koyayım işte. Üzüm işleme, maloz kırıcı, yağ değirmeni. Elektrikli şarj istasyonu, biyomünitör istasyonu. Broçer Yemert burasıymış.
Hiplikhane. Hayvan satıcısı. Fıfı. Bıçkıhane. Orası şey. Johnson. Farmus. Şu tepede mi o da yoksa? Yo, tahıl değil mi ne? Aşağılara bakmak lazım. Mandıra. Mısır gevreği. Batıtalı silosu, batıtalı silosu. Tren kirala diyor. Okuran Sükeş Vadisi'ne geçmek için tren kiralayıp gideceğiz anladığım kadarıyla. Kanka. Güney yam tahıl. Marangozluk. Buralara baktın. Biz Johnson Farms'a götüreceğiz. Yukarıya doğru gitsene. Yukarı çapraza. Şu ne? Kırmızı Merler Bowling Salonu. Buradaymış. Biz Johnson'a gidelim. Ben sana söyleyeyim mi? Yemart daha mı fazla veriyordu? Evet. Yemart'a git. Yemart neredeydi? Sola. Kay kay. Aha şurası. 30'un yanı. En fazla bu veriyor ki. Aynen lan buradan böyle gideriz 2 dakikada. Bununla git o zaman ekmeğe oraya kasayla. Öyle bir şey mi? Çok bir ekmeğimiz yok. Ne çıkartırsın? Dangalak sarıcı şey yaptım ya. Şu an... Dangalak sarıcı dedi. Duruyor. Bitirmiş. Şuradan anlarız abi şimdi. O yapamadığımız yamuk yerler var işte. Şurası var. Aha. Şurada az bir şey göstermişti. Orayı nasıl yapacağız abi çok merak ediyorum ya. Dön. Devam et. Yavaşça oraya doğru gidiyoruz. Ama böyle dikeye girmeyeceğiz oraya. Değil mi? Bir deneyeceğim. Enleme girmen lazım oraya. Bir deneyeceğim. Yapmadığı yeri görmemiz lazım. Bil. İçine verdin yine ya. Al. Şu uç noktası. O şurası. Evet. Hadi çocuğum. Oraya makine ucunu denk getiriyoruz şu an. Hadi çocuğum. Yapmıyor abi. Yapmıyor, hiçbir şekilde yapmıyor. İlla böyle mi girelim hacı? Böyle de yapmıyor ki. Ha yaptı. Topla makineyi topla. Buradan hiç bizim çıkışımız yok makineyi topla. Şimdi zaten götüreceğim şuradaki arazinin içinde bırakacağım. Bir daha saracağım çünkü. Evet. Anlaşıldı burayı buradan geleceğim. Buradan böyle geleceğim. Allah belanı vermeye. Köpek. Thank you.
2000 mi? Diğerini niye vermedin? Aldık. Orası çok palet aldı. Götür bakalım. Yavaş geliyor etmek ama değeri iyi. Değer olarak kazandırıyor abi. Bakalım 2893 ekmeğe ne verecek? Ne verir? 5000 verir mi? Bak sağda. Çöpmeyi geçtikten sonra şurası işte. Burası büyük marketmiş, bakma. Ne mal indirme yemeği var zaten. Arkadaş. Abi. 1900 ver Allah, bereket olsun. 3000'e. Bence gayet iyi değil. Biz full getirdiğimizde olsa, getirmiş olsak. Zaten oğlum 7000 çıkartıyor en fazla. Tamam 7000 çıkarsın abi. Full getireceğiz. 20.000 litre. Kasa full değil. Ha. Kasa koyman lazım zamanla. Koyarız zamanla. Bir de bir kasa alman lazım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Sen diyorsun ki 65 ton fırına unu basacağım. Bitene kadar yardıracağım. He. Gerekiyorsa şeyi koyacağız. Şeyi çekeceğiz. Şunu çekeceğiz buraya. Ondan değil ya. Onu bir senkronizasyona sokmamız gerekecek bu. Veya da bundan bir tane daha alacağız. Koyacağız oraya otoludur'u. Oraya bundan bir tane daha zaten alacağız da. Zaten diyorsun ki sen 65 tonu bastıktan sonra 30 ton fırın şey değirmenin içinde kalsın. Tabii. Makineyi durdururuz, bekler. Ya da satarız. Unu satarız. Aynen öyle. Şimdi ballar 8000 litre, tamam. Tamam, her şey yerli yerinde abi. Bu da bitirsin, beklesek mi? Az kaldı. 3 lira biter bu. Yalnız bu yarıdan girerse sabah hiç boş bırakmıyor mu? Lan Allah cezanı vermeye. Boş bırakacaksın, geri gel. Bas V'ye. Şimdi benim aklımda doğru geldi. Gir abi biraz içeri doğru. Git. Koy. Boş bırak değil mi? Evet. Çünkü terbiyesiz. Gebe demiş de zaten çoğunu bitin. Bitirecek bu ya. Bitirsin bari, sabahlasın. Şurada bıraktığı yer oldu mu ya? Ben onu merak ediyorum. Sanmıyorum. Taşlar maçlar ortada çünkü sabahına atmış her yere. Güzel. Şimdi bizim 17 binimiz var. Şeyin orada büyük traktör var mı? Yok değil mi? Neyin orada? Tamirhanenin orada yok, hepsi çalışıyor.
Bir tanesinde ikinci takıldı. Bir tanesinde şey sarıcı takıldı. Bir tanesinde bu takıldı. Neyse şey yapalım. Paramız olunca diğer iki tane büyük tarafta da böyle iç lastik yapalım. Olur. 20 tonluk yük. Basıncı artıyor dersin, çekişi yükseliyor. Şimdi bu buradan bir hizalasın. Ben sana söyleyeyim, bence var ya, incecik bir yer bırakacak orada. Büyük bir ihtimalle. Belki o bile kalmayacak, bir hizalasın da. Yok. Doğru hizalarsa kalmıyor abi, tek turda alıyor hepsini. Vallahi alıyor. Aldı tek tur. Bırakır mı, bırakmaz mı? Bırak şekil gibi. İncecik. İnce koydu. Eşek herif. Onun tarlada zaten taş vardı. Biz bir de saban attık, hep taş çıktı. Bak, taş olan yerlerden geçti ama daha fazla taş çıkartıyor dışarı. Bak, şurada taş var mesela bak. Geçti, daha fazla çıktı dışarı. Şurada ufak tefek taşlar var bak. Üstünden geçti ama daha fazla bildiriyor. Boş bırakma, bitir orayı. Hadi oğlum bitir orayı. Allah cezanı vermesin seni. Dur la şu salağı. Ne yani işte. Bir de oyuncu yer var. Aleti küçülterek mi gireceğim? Ya. Bayağı bir iş bitirdik daha doğrusu. Şimdi ne yapıyoruz? Yulaf mı basıyoruz abi? Bir sonraki yayında. Öyle yaparız. Oraya arpa. Ekiyoruz. Diğer ikisine yulaf basıyoruz. Hepsini de değmenin içine basıyoruz. Tabii. Çünkü pasif gelirden hemen yağ şeyini alalım. Yağ değirmenini. Bir tane yağı çıkart, sokma bunda gidiyor galiba. Bu traktörün işi de bitti. Atladık mı lan orayı? Bu traktörün işi de bitti. Bunu da götür çocuğum. Kaldırdım değil mi lan? Aynen kaldırdım. Bundan sonra diğer ikisi çalışacak. Evet. Bir de ufaklık çalışacak. Başla. Aa, 10 numara oldu. Bak, biz şimdi üretim hattını yardırmak istiyoruz ama hızlı üretimden gelir elde edemiyoruz. Bir de bankaya borcumuz var ya, o patlatıyor bizi. Evet. 850-850 çekiyor. Oradan sıkıntı yaşıyoruz biz. Açık konuşayım. Biz orada bir çözüm yolu bulmamız lazım. Yağdan gelecek parayla veya da ballardan, unun oradan gelecek parayla 5 ondan o şekilde ödeyeceğiz. Ben sana söyleyeyim, biz ziyade yemeğini kurmayalım istersen, bekleyelim. Zaten ekmek cayır cayır yapacak. Bir müddet tağıl delimenine çalışalım abi. Fazla gelen ne varsa basalım krediye. Başka mantıklı bir şey geliyor mu aklına? Güzel. Bak burada 87 bin lira arpamız, 43 bin şeyimiz var, soyamız var, 2900 de şeyimiz var. Soyayı da zaten ne zaman? Haziran'da satıyorduk değil mi? Evet. Şu şeye baksana da, bizim almak istediğimiz tarlanın oraya gelsene. Şunları mı diyorsun? Basikse.
Bak şimdi kanka. Bak bunu bastığın zaman böyle veriyor. O ağaçları tamam almana bile gerek yok. Dünyanın yeşil yerini veriyor sana. İşte. Yan taraftaki araziye tıkla. Bak bu burayı veriyor, tamam mı? Bak 319 bin. 54 yazısına tıkla. Bu da burayı veriyor. 228 bine. Şimdi 50'nin olduğu yere tıkla. Şimdi sen bunların hepsini aldığını varsayarsan ne yapabiliyorsun kanka? Burayı komple birleştirebiliyorum. Orayı komple birleştirmek mi? 50 numaralı arazinin, hı hı, şu tarafa yakın olan arazisi var ya. Şu. Onun dış çeperinden dümdüz yukarı çiziyorsun. Böyle. Üst tarafı çapraz oluyor ama sonuçta dev gibi yer oluyor. Şunu şöyle çizeceğiz. Aynen öyle. Ya da senin dediğini yapacağız kanka. O küçük araziyi boş bırakacağız. King. Bak biz bu 53 alırsak 429 bin lira diyor. Şurada devasa bir alan bırakıyor bizi, anladın mı? İstersem orayı da tarla yaparım. Heh, o da var. Ben şunu demek istiyordum sana. Benim demek istediğim nokta şu bak. Biz burayla burayı alacağız. Şu tarlaları birleştireceğiz. Şurayı şöyle birleştireceğiz. Burayı böyle birleştireceğiz, anladın mı? Şurayı birleştireceğiz. 54 nereye veriyordu? 54 buraya veriyor. Sen diyorsun ki 50 ile 54'ü aldığımızda da 50'nin o yandaki küçük yere hiç dokunmayacağız, üst tarafı birleştireceğiz. Aynen öyle. Ama yamuk oluyor abi bak. Bak iyi dinle. Burayı aldık değil mi? Hı. Burayı aldık. Bunu buradan bir düzleyeceğiz, anladın mı, şuraya kadar. Dümdüz yapacağız bunu böyle. Yani şu üst gireceğiz. Tarafı boşa çıkaracağız. Üst tarafı boşa çıkaracağız. Düzleyeceğiz orayı. Oradan da karşıya alttan geçeceğiz. Alttan da böyle geçtiğimiz zaman, burayı birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Böyle bir arazimiz olacak. Burayı aldığımız zamansa bu çizgiyi buradan böyle atacağız. İçine ekleyeceğiz. Aynen öyle. Üst tarafı gene düzleyeceğiz. Gene arazi çıkaracağız kendimize, anladın mı? Maksat şurayı şu şekilde kare yapmak istiyorum, anladın mı? Ben ekim arazisini arttırmanın peşindeyim. Seni dediğini anladım. Sen diyorsun ki parça parça alacağız. 54'ün sağ köşesinden, altından, sağ alt köşesinden. Şuradan. Dümdüz diyorsun, ağaçtan oraya doğru gideceğim. Evet. Burası böyle birleşecek. Gerekirse yoldan da bir parça keseceğim, yetiyorsa boyum. Üst tarafını şu mesela burayı kare şeklinde getireceğiz, anladın mı? Bir dakika, mouse'la bak bir takip et o çizgiyi. Git. Kal. Buradan aşağı geleceksin. Oradan dibe birleşeceksin. Aynen böyle birleşeceksin. Birleşemezsin ama orası bozar seni. Dur lan. Elinin kayalı. Orayı merak ettim be. Orayı merak ettim abi. O 50 yazan o cücük kadar yerde ne var? Açlık kaldık abi, bilmiyorum. Binalar var. O cücük kadar alanı merak ettim şimdi. Barakalar. Yıkılmıyor mu barakalar? Yıkılmaz. Satın aldığında yok edebilirsin belki. Çitler mitler var baksana. Silo var lan burada. Belki bu barakayı falan yıkarsın, silo var orada. Ama yükleme alanı yok. Senin değil de ondan. Burası silo. Değil. Şey, samanlık mı? Değil, garaj orası. Bura? Ne olduğunu bilmiyorum oğlum, barakalar var işte, yıkılır bunlar ama buralar çok yamuk bu araziler. Bu arazilerde ekim yapamazsın. Yani burayı baz alarak diğer tarafları birleştireceğiz. Bu ne ağacı? Metinme. Astiktir.
Bence yapılacak olan şey bu. Arazileri çizerken burayı öldürmeden alacağız. Yani sınırımız şu arazinin bitişi. Dinlemek istedim şu an. Neredeyse. İlk baş şurayı alacağız ya. Aldığımız zaman bunu buradan böyle çizeceğim, olur mu? Yoldan gideceksin yani. Yolu baz alacaksın. Yolu baz alacağım şu arazilerde. Şuradan gittim değil mi? Aradaki yol kalacak. Buradan böyle gittim buraya. Gitmeye devam edeceğim. Dümdüz. Gitmeye devam edeceğim bu şekilde. Gittim. Bu arazinin sonunda bittim. Heh. Üst tarafı düzleyeceğim abi şu yamuk kolon yeri. Zaten burayı düzleyiciyle gireceğim. Evet. Düzledikten sonra geri kalanını kolaylar. Orayı düzledikten sonra bize alan açacak, anladın mı? Bizim büyük arazi gibi bir arazi yapacaksın. Bir de bizim ufak arazi gibi bir arazi yapacaksın oradan toplamda. Evet. O üst alan düzlediğimiz an zaten şey bitiyor. Oraya istediğimizi koyabiliriz. Ya da arada küçük bir tane iki tane arazi kendi başına kalıyor. Zaten bize de çim yapacak yer lazım. Bas çimi geç ufak arazi. Kolay basit. Boyu küçük çim makineleri alacağım. Onlar da ucuza gelecek zaten. O zaman ne diyoruz biliyor musun? Gidip zıbar alıp. Aynen öyle. Şöyle bir sevlettir de. Evet sevgili dostlar. Biz gidiyoruz. Bizden bu kadar. Yarın sabah iş var. İşimiz gücümüz var. Hadi hayırlı geceler. Görüşmek üzere.